Arkadaşlarım selamlar. 40 soru serisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir şeyi 40 defa söylersen olur diye yola çıktık ve bugün 40 soruda eşitsizlik ve mutlak değer konularını ele alıp bu konunun da sorularını 40 defa söyleyeceğiz sevgili arkadaşlarım ve eşitsizlik, mutlak değer ve başında da birazcık denklem bizim için mazi olacak. Evet gençler siz de hazırsanız ve kitabınız da yanınızdaysa 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabı sevgili arkadaşlarım yanınızdaysa bugün işleyeceğimiz yerleri de size söyleyeyim. Bugün sevgili arkadaşlarım 21. sayfadan alacağız ve 27'nin 28'in sonuna kadar geleceğiz. Yani sevgili arkadaşlarım 8 sayfalık bir konu soru çözeceğiz bugün sizlerle birlikte. Bu tarz sorularla sevgili arkadaşlarım ilerleyen sayfalarla da karşılaşacaksınız. Şimdi bu tarz sorular Bizim için TYT'ye çok ama çok yakın olan sorular ve bu soruların içerisinde 1-2 tane 2-3 tane kazanım vermek yerine genel itibariyle minimum 4 tane kazanım vermeye çalıştık. Yani sen bu 40 tane soruyu çözdüğün takdirde aslında soru bankalarında sana 120-130 tane soru çözmekle eş değer olacak. İnşallah sevgili arkadaşım bu videoyu bitirdikten sonra ve bu serinin eşitsizlik ve mutlak değer kısmını bitirdikten sonra bu konularla alakalı herhangi bir ekstra kaynak çözmeye de ihtiyaç duymayacaksın. Evet. Hazırsanız geçelim dersimize. Buyurun. Evet, kalemimi de alayım ve ilk sorumuzla başlayalım. Tabii ki abone olduysan ve bana destek vermek için bu videoyu beğendiysen beni çok ama çok mutlu etmiş olursun. SML Hoca mutluluktan havalara uçmuş olur. Evet, tekrardan söyleyelim. Bir şeyi 40 defa söylersen olur. İlk defa söylemekle başlıyoruz işe. M gerçel sayı olmak üzere aşağıda bir denklem verilmiş ve bu denklemin kökünün 3 olduğu dile getirilmiş. Peki M kaçtır diye soruluyor. E birlikte düşünelim M'nin kaç olduğunu. Ne yapmamız lazım? Öncelikle konu anlatırken ne diyoruz? Denklemin kökleri bu denklemi sağlamak zorundadır. O halde sevgili arkadaşlarım bu denklemin değişkeni parametresi x olduğuna göre bilinmeyeni x olduğuna göre biz x gördüğümüz yere 3 yazarak başlamamız gerekiyor işe. Buralarda x gördüğümüz yerler bir şurada var bir de burada var bir de şu ikisinde var. Dolayısıyla ben x gördüğüm yere 3 yazacağım demiştim. 2 bölü 2 artı m yazarak başladım. Artı şimdi şurada ben 3'ü yazarsam 2 kere 3 6 yapar 5 çıkardım. 1 geldi 2'yi 1'e böldüm 2 oldu. Artı 3'ü burada yerine yazarsam 3 eksi 2 1 olur. 3 bölü e, 1 de 3'ü verir bana eşittir dedim. 3 kere 10 30 yapar. 3 kere 3 9 yapar. 30'dan 1'i çıkardım 29 ve 9'dan 3'ü çıkardım 6 dedim bu kısma. 2 ile 3'ü topladım bana 5'i verdi. Bu 5 sağ tarafın olması gerekiyor. Neden? Çünkü bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapacağız şimdi. 2 bölü m artı 2 dedim buraya da. Eşittir dedim. 29 bölü 6'dan 5'i çıkaracağım değil mi? Bu 5'i ben 30 bölü 6 biçiminde yazarsam hiçbir sıkıntı çekmem. Paydaları da eşitlemiş olurum. Peki 29 bölü 6'dan 30 bölü 6'yı çıkarırsam 2 bölü m artı 2'nin ben aslında eksi 1 bölü 6'ya eşit olması gerektiğini anlamış olurum. Bu eksi kesir çizgisinin yanında ama ben bu eksiyi alt kısma alırsam bir sıkıntı yaşamam. İçler dışlar çarpımı yaptığımız takdirde m artı 2'nin eksi 12'ye eşit olduğunu Artı 2'yi de karşıya göndererek m'nin aslında eksi 14 olması gerektiğini anlarız. Soru bizden m'yi istemişti. Bundan kaynaklı da doğru cevabın e şıkkı olduğunu söyleriz sevgili gençler. Evet ilk defa söyledik. 40 defa söyleyecektik. 39 defa daha kaldı sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. x eksi 1 bölü 2 bölü 2x eksi 1 bölü x. Bu 2'ye eşitmiş. Şimdi ben burada x'i bulacağım. Bu x'i bulabilmek için de öncelikle şu kısmı. Tek kesir haline getireyim. 2 ile x'i çarptım. 2x 1 çıkardım. 2x eksi 1 bölü alt kısımda 2'miz kaldı. Daha sonrasında tekrar bölü dedim. Ben burada da 2x 1 bölü x'in olduğunu görüyoruz. Eşittir 2 dedik. Şimdi burada ters çevirip çarpmana falan lüzum yok. İşlem kalabalığı olmasın. Bak pay kısmının payına bak 2x 1. Payda kısmının payına bak 2x eksi 1. Dolayısıyla bunları sadeleştirebiliriz. Bu ikisi de yani buradaki 1 bölü x'i alıp ters çevirip çarparsam x bölü 2 gelecektir. Demek ki 2 x bölü 2'ye eşitmiş. Ben neyi 2'ye bölersem 2 cevabını bulurum. Tabii ki 4'ü. Dolayısıyla x'imiz 4'müş. E sağlayan x değeri kaçtır diye sormuştu. 4 olduğunu bulduk. Doğru cevabımız e şıkkında verilmiş sevgili gençler. Ve devam ediyorum 3. sorumla. Şimdi bu soruda bu tarz soruları ÖSYM sevebiliyor. MSÜ'de karşına çıkabiliyor. TYT'de karşına çıkabiliyor. Hatta AYT'de bazen yine karşına çıkabiliyor. Dolayısıyla tüm neslin, tüm devrin sorusu olduğu için biz bu sorulara değer kıymet vereceğiz. Bundan kaynaklı da bu soru tiplerini bu şekilde işaretleyebilirsin. M gerçel bir sayı olmak üzere. Karenin içerisindeki m sembolü ya da dörtgenin içerisindeki m sembolünün değeri 2 çarpı m eksi 1 artı 3 olarak tanımlanıyor. Yani bu ne demekmiş? İçerideki m sayısının dan 1 çıkarıp 2 ile çarpıp 3 eklemek anlamına geliyormuş bu. Şimdi buna göre şu eşitliği sağlayan m değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle ben içerideki m'nin Neye eşit olduğunu biliyorum 2m eksi 2 çarpı diyelim m eksi 1 artı 3'e eşit olduğunu biliyorum ve yanında bunun ne var eksi bir de 1 var ve bu da bir dikdörtgen içerisine alınmış sevgili gençler bu bir eşittir diyorum en dışarıdaki dikdörtgenimi yine çizdim bunu çizdikten sonra şu içerideki ifade neye eşit olacak 2m eksi 2 çarpı m eksi 1. Artı 3'e eşitti. Daha sonrasında da bunu kurtardıktan sonra yine bir dikdörtgenin içerisinde olduğunu da görüyoruz. Ve dışarıda da bir deneyimiz var. Eksi 3'ümüz var. Şimdi buraya kadar her şey e, işlem hatası yapmadığı müddetçe yazım hatası yapmadığı müddetçe doğru. Şimdi şuraya bakalım. 2M bak eksi 2 var artı 3 var. Ne yapar? 2M artı 1 yapar. Eksi 1 daha 2M'yi verir bize. Dolayısıyla burada 2M kaldı ve bir dikdörtgen içerisinde. Eşittir diyorum. Şu kısım neydi arkadaşlar içerisi? 2M artı 1'di. Hemen onu yazalım. 2M artı 1'di. Dolayısıyla burası da 2M artı 1 bir dikdörtgen içerisinde. Bir tane daha dikdörtgenimiz var. Ve yanında da tabii ki neyimiz var? Eksi 3'ümüz mevcut. Eksi 3'ü düzgün yazalım şu şekilde. Ve sonrasında sevgili arkadaşlarım Artık işlem yapalım biraz sizle. Bak ne yapıyordu? 1 çıkarıyordu şu şekilde. 1 çıkarıyordu. 2 ile çarpıp bir de üstüne 3 ekliyordu değil mi? O halde 2M'ye de aynısını uygulamayacak mı? Uygulayacak. Yani ben burada M gördüğüm yere 2M yazacağım. Ve böylelikle 2 parantezinde 2M-1 artı 3'ü verecek sol taraf bana. Eşittir diyorum. Şimdi içeriye aynısını uygulayacağım. 2 parantezinde 2M artı 1'den 1 bir çıkaracağım. Daha sonrasında 3 ekleyeceğim. Bu bana şuradaki dikdörtgenin cevabını verecek. Yanında ne vardı? Eksi 3 vardı. O eksi 3'ü de şöyle kırmızıyla yazayım. Kafan karışmasın. Ve tabii ki bu da yine bir dikdörtgenin içerisinde olacak. Artık bu tarafı dağıtalım. Bak burası 4M oldu. Eksi 2 var. Artı 3 var. Artı 1 geldi. Eşittir dedim. Daha sonrasında da bunu içeri dağıtalım. 4M geldi arkadaşlar. Şurası 4M. Şuradaki artı 1 ile eksi 1'i silebiliriz. Buradaki 3 ile eksi 3'ü yine silebiliriz. Ve bu da neyin içerisinde? Bir dikdörtgenin içerisinde. Ve sevgili gençler. Burası 4m artı 1'di zaten. Oraya yapacak bir şey yok. Artık şu dikdörtgenden de kurtulalım. 2 bak 4m 1 çıkardım 2 ile çarptım ve 3 ekledim daha sonrasında ise dedim devam ediyorum 4m artı 1 sol tarafta zaten sağ tarafa bakıyorum 2'yi dağıtırsam içeri 8m eksi 2 artı 3'den artı 1 gelir buradaki artı 1'ler de birbirini götürür her iki tarafı ister 4'e böl istersen de şunu yap. 4m'yi bu tarafa at 0 eşittir 4m dersen böylelikle m'nin 0'dan başka bir şey olamayacağını görürsün. Yani m sayısı sıfırmış. benden m isteniyordu. O halde doğru cevap c seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. İlk sayfamızın sol sütununu bitirdik. Gayet tatlı ve güzel sorular vardı. Ve devam ediyorum Dördüncü e, sorumla sağ üst tarafta. Üçgen. Çember daire de diyebiliriz içi dolu altıgen ve kare sembollerinin her biri sıfırdan farklı bir gerçel sayı temsil etmekte arkadaşlar. Ve burada verilen eşitlikler de sağlanıyormuş. Buna göre buradaki eşitliklerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi daha önceki bölümlerde de buna benzer sorular çözmüştük ve bu sorularda sevgili arkadaşlarım matematik dilinden uzak aslında. Yani işte üçgen, daire, altıgen, kare diyerek çözersek bunları bizim için işimiz yaş olabilir. Buralarda biz ne yapıyorduk? Hemen bunlara bir harfler atıyorduk. Çünkü matematikte alışkın olduğumuz stil buydu. A, B, C, D dedim. Tamam mı? İşte daha sonrasında şurada da yerine yazalım. Mesela burada A'yı gitmiş D'ye bölmüş ve ne bulmuş? C'yi bulmuş. Mesela burada D ile C'yi çarpmış ve B bulmuş. Burada C ile B'yi çarpmış ve A'yı bulmuş diyebiliriz. Bak. Şu an artık buraları silip atabilirsin. Çünkü benim işlemim tamamen sağ taraftan gelecek. A bölü D C'ye eşitmiş ya ben bunu şu şekilde yazabilirim. A bölü D eşittir C. Böylelikle ise dedim C ile D'yi çarparsam A eşittir. D çarpı C diyebilirim. Aynı zamanda bak D çarpı C B'ye eşit. B eşittir D çarpı C dersem. ikisi de D çarpı C'ye eşit. Demek ki A B'ye mutlak surette eşit olacak. Bu cepte. Burada da A eşittir B çarpı C idi. A gördüğüm yere B çarpı C yazarsam B çarpı C eşittir B olursa sevgili arkadaşlar. Her iki tarafı B'ye bölerek burada 1 bırakırım ve C'nin de 1'e eşit olması gerektiğini anlayabilirim. Şimdi C1 ise şurada ve şurada yerine yazarsan A eşittir D ve bu da eşittir zaten B'ydi. Yani A'nın D'nin B'nin birbirine eşitliğini biliyoruz ve C'nin de 1 olması gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Şimdi şuraya gelelim. Arkadaşım kare sembolü ne demekti? D'ydi. D eşittir Burada daire B. Şimdi D ile B birbirine eşittir demiş. E D ile B birbirine eşit demek ki doğru. Geçtim bir diğerine. Şu neydi arkadaşlar? D idi. D ile D'yi çarparsan diyor. Üçgen neydi? A. Daire neydi? B idi. Şimdi D çarpı D eşittir. A çarpı B demiş. A neye eşitti? D'ye. B neye eşitti? O da D'ye. D çarpı D. D çarpı D'ye eşit mi? Eşit. O zaman ikinci öncül de doğru. Şuna bakıyorum. Bu C idi. Burası A'ydı ve burası da B'ydi. Yani diyor ki A ile C'yi çarparsam B'ye eşit bulursun diyor. Şimdi ben A ile B'nin eşitliğini biliyorum. E C'de 1'di zaten. A kere 1 ne yapar? A yapar. Eşittir B mi? A B'ye eşit mi? E burada bulmuştuk zaten eşit. Demek ki bu da doğru arkadaşlar. Ve bizim doğru cevabımız tamamı doğru olduğu için E şıkkındaki 1, 2 ve 3 olacaktı. Yani doğru cevap E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet dördüncü sorumuzu çözdük. Ve devam ediyorum. Beşinci sorumuzda. Arkadaşlar bu tarz sorular yine MSU'de karşınıza çok gelir. AYT'de karşınıza gelebilir. Tabi TYT'de gelme olasılığı da yine yüksek. Dolayısıyla yine bu tarz soruları da e, işaretleyebilirsiniz. Üstteki soru için yorum yapmadık ona hocam. Dördüncü soru için de yine AYT'de bile karşına çıkabilecek bir soru. Biliyorsun AYT'nin ilk 10 sorusu AYT konularından yani 11 ve 12. sınıf konularından bağımsız biçimde geliyor. Aslına bakarsanız ayetin içerisinde çıkan TYT soruları diyebiliriz. AYT'nin içerisinde çıkan 9-10 konuları diyebiliriz. Dolayısıyla ayetin de içerisinde bu tarz sorular beklemende fayda var. Seniz daha sonrasında şaşırtmasın bunun için. geçen sene sınava yani 2023 YKS'ye girecek olan 2023 tayfa için sınavdan bir hafta önce iki hafta önce çektiğim AYT fulleten seriye bakabilirsin orada ilk 10 soru diye bir kısım var onları da tabi dinleyebilirsin AYT'de bu tarz soruları başarmak için. Beşinci sorumuzdayız. Üstteki dairelerde bulunan sayılar altta komşu oldukları iki dairede bulunan sayıların toplamına eşitmiş. E şimdi turuncu dairelerde yazan sayılar da eşitmiş. Yani ben buraya A dersem buranın da A olmasını e, gerektiğini söyleyebilirim. Buna göre turuncu dairelerde yazan sayı yani A kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi burada turuncu dairelerde yazan sayılar eşittir dedikten sonra sen gidip buralara A yazmazsan eğer... ...yani bir değer vermezsen, bir değer atamazsan bunlara, bir harf vermezsen o zaman... Külliyen yanlış yapmış olursun soruyu. Buna dikkat. Ya da yanlış yapmasan bile ne olur? Çok ama çok uzatırsın. Şimdi neden uzamayacak? Bir dikkat dinle. E şimdi şununla şunu toplamı bana a'yı veriyorsa o zaman burası a 2'dir. Kimse kusura bakmasın. a 2 ile 2'yi toplarsam a'yı bulurum. Daha sonrasında a 2 ile a'yı toplarsam burası 2a-2 olacaktır. a ile 4'ün toplamı burada a artı 4'tür. a ile 2a-2'nin toplamı bana 3a-2'yi verecektir. Ve 2A-2 ile A artı 4'ün toplamı da bana 3A artı 2'yi verecektir. Sonrasında şu ikisini toplarsam eğer bana 42'yi verecek. Ben bu ikisinin toplamının 6A olması gerektiğini biliyorum. Çünkü artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. Eşittir 42 dedim. 6A 42 ise A buradan tabii ki 7'nin ta kendisidir. E şimdi hocam bizden ne isteniyordu? A isteniyordu çünkü turuncuların içerisinde yazılan sayı sorulmuştu. E, a ben 7 bulduğuma göre doğru cevabında D olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi 5'i çözdüm. Bu sayfada artık soru kalmadı. Sayfamıza şöyle uzaktan bakalım. Yapmamız gereken uyarıları yaptık. İşaretlememiz gereken soruları işaretledik. Ve sevgili arkadaşlarım sayfamız bu şekilde gayet düzenli ve şık görünüyor. Umarım senin sayfalarında bu şekildedir. Sayfalarını bana Instagram'dan gönderebilirsin. Instagram'da güzel bir hikaye serisi oluşturabiliriz sevgili gençler. Evet 6. sorumuza bakıyoruz. Bir diğer sayfada. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeni 4 dikdörtgene bölünmüş. 16 ve 28 bulundukları 16 ve 8 28 bulundukları dikdörtgenlerin birim cinsinden çevre uzunlukları olduğuna göre ABCD dikdörtgenin çevresi genelde bu şekilde iş tarafa yazılınca alanı olarak algılanır ama burada neymiş arkadaşlar çevresiymiş. Şimdi o zaman ben şu kısımda şuradaki kısa kenara A dersem buradaki uzun kenara da B dersem daha sonrasında şu 28'in şuraya C buraya D dersem bak burası C ise burası da C'dir. Bak burası B ise burası da B'dir. E doğal olarak burası D ve burası da A olacaktır. Şimdi ben şunu biliyorum. A ile B'nin toplamının 2 katı bana 16'yı verecek. Sebep çünkü buradaki kırmızıyla ya da şu şekilde gösterelim. Şuradaki dikdörtgenimin çevresi 16'ymış. Dolayısıyla 2A artı 2B'nin ben 16 olması gerektiğini ve aynı zamanda 2C artı 2D'nin de Yine 28 olması gerektiğini biliyorum. Eğer ki ben bunları toplarsam 2 parantezinde A artı B artı C artı D bana neyi verecektir? 28 ile 16'nın toplamını verecektir. Yani 44'ü verecektir. Yani burada A artı B artı C artı D'nin ben 22 olması gerektiğini çok rahat söylerim. Sonrasında benden istenen şeyi düşünürüm. A, B, dikdörtgeninin çevresi. Hadi bakalım bak burada ne var? 2 tane A var. E hocam iki tane B var. E hocam iki tane C ve 2 tane D var. Aslında ben bu A, B, C, D'yi bulmasam da olurmuş. Çünkü zaten 2A, 2B, 2C ve 2D'nin toplamını bulmuştum. O da bana 44'ü veriyordu. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir diyeceğiz sevgili gençler. Bakın sorunun çözümünde aslına bakarsan burada A, B, C, D'yi bulmak daha mühimmiş gibi geliyor. Ve sırf ben de bundan kaynaklı kendi yazdığım soru olmasına rağmen dayanamayıp gittim A, B, C'de de 22'ymiş demek ki dedim. Ama daha sonrasında... Soru aslında benden sorunun içerisinde ilerlerken kullandığım basamaklardan birisini sorduğunu öğrendim ve bunun da 44 bana cevabı verdiğini gördüm. Siz de sevgili arkadaşlarım uyanık olun e, zaman kazanmak adına bunları bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Devam ettiğim 7 ile dikdörtgen şeklindeki özdeş altı karton aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Bu kartonlardan bir tanesinin çevresi 50 birimmiş. Oluşan şeklin çevresi soruluyor. Şimdi bak çok iyi dinliyorsun çok tatlı bir soru. Gözünle bile çözebilirsin. Öncelikle ben bir tanesinin çevresinin 50 olduğunu biliyorum. Doğal olarak şuraya A diyeyim, şuraya B diyeyim ve şurası da A olacaktır yine. Ve sevgili arkadaşım şuraya bakıyorsun burada B var. B var, B var. Burada ne var? A var. Burada ne var? A. Burada da A var, burada da A var. Şimdi benim bilmediğim yerler sadece ama sadece neresi ve kafa karıştıran yerler. Hocam şuraları ben bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. Şurayı bilmiyorum ve burayı bilmiyorum. Şimdi ne yapman lazım? Buna bu şekilde üst taraftan bakmam lazım. Yani şu şekilde şu cepheden ben bakacağım bu şekilde bu cepheden baktığım takdirde sadece ama sadece şurada işaretlediğim kırmızıları görürüm ve tabii ki şurasını görürüm ve bu kırmızılar bu cepheden ben iki boyutlu olarak baktığım zaman düz bir şekilde kırmızı gibi görünür ve bu düz şekilde kırmızı da aslına bakarsan bana gidip yine buradaki 3B uzunluğunu verir. Yani arkadaşlar burada kırmızı olarak işaretlediğim yerlerin tamamının toplamı bana 3B'yi veriyor. E madem öyle burası anlaşıldıysa 3B burada var. 3B de burada var etti 6B. 3A burada var. 3A da burada var etti 6A. Bunun çevresi budur. Yani 6 parantezinde A artı B'dir arkadaşlar bu şeklin çevresi. E peki hocam çok güzel anlattın da devamını nasıl yapacağız? Şu şekilde bak çok basit artık. Sen bir şeklin çevresinin 50 olduğunu biliyorsun. Yani 2 tane A ve 2 tane B'nin toplamı 2A artı 2B eşittir 50 olduğunu biliyorsun. Sana ne lazım? 6A artı 6B lazım. Dolayısıyla ben bunu 3 ile çarparsam 6A artı 6B'yi bulurum. Ki bu da bana 150'nin ta kendisini verir. Demek ki cevabım da buymuş. Yani cevap C seçeneğinde verilmiş diyeceğiz sevgili gençler. Evet 7. sorumuzu çözdük. Devam ediyoruz. 8'de bana diyor ki sarı üçgenin köşelerinde yazan sayıların toplamı en küçük asal sayı olup. He, şimdi orada duralım. Neden? Çünkü 6 ile eksi 8'i topladım. Eksi 2'yi verdi. Demek ki burada yazan sayıyla birlikte ben bunları toplayınca bana 2'yi verecek. 2'yi vermesi için de burada 4 yazması şart. Böylelikle 6, 4 daha 10, 8 çıkardım 2'yi verir. Ve diyor ki mavi üçgenlerin köşelerinde yazan sayıların toplamı da birbirine eşittir diyor. He tamam. Şimdi o zaman şunu yapacağız. 6 ile 4'ü topladım 10. Bunun üzerine z eklersem 10 artı z'yi verir bana. 6 ile eksi 8'i topladım eksi 2. Demek ki burası da x eksi 2'ymiş. Eksi 8 ile 4'ü topladım eksi 4. Demek ki burası da y eksi 4'müş sevgili gençler. Ve diyor ki Köşelerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Yani x eksi 2 aslına bakarsan z artı 10'a ve bu da y eksi 4'ü eşitmiş. Bunlar birbirinin ta kendisiymiş. x, y, z sayılarımız sıralı demiş. Şimdi burada da kısa bir mantık uygulayalım. Bak x'ten 2 çıkarmış. x'i küçültmüş. z'yi büyütmüş. Şimdi z'yi büyüterek ve 2'den 2 çıkararak yani x'i küçülterek bunları birbirine eşitlediğine göre demek ki x z'den büyük x'ten 2 çıkarmış y'den 4 çıkarmış bunlar yine birbirine eşit olmuş bak y'den daha fazla azalmasına rağmen x'ten daha az çıkarmasına rağmen birbirine eşit olmuş demek ki y de x'ten daha büyük diyebiliriz yani benim büyükten küçüğe doğru sıralamam y x e Şıklarımızda hep küçükten büyüğe vermiş. O zaman cevabın Z y -E olması gerekiyor. Z eksiye de bana B şıkkında verildiğine göre doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz sevgili gençler. 8. sorumuz için ve devam ediyorum. Sağ üst tarafla 9. sorumdayım. 9. soru tatlı ve hoş bir soru. Biraz da oran orantı kullanmamız gerekiyor işin içerisinde. Şimdi... Daire, kare ve bir tane de ağırlık cisimlerinin ağırlıkları kilogram cinsinden üzerinde yazacak şekilde eşit kollu terazide yapılan bazı tartma işlemleri aşağıdaki gibiymiş gençler. Burada birinci şekilde 3x ile pardon 2x ile 3y'nin toplamını biz biliyoruz aslına bakarsanız. Yani burada yazabiliriz 3y ile 2x'in toplamı bana şurada 4 tane 5 var 20 bir tane de şurada 3 var 23'ü veriyormuş. Daha sonrasında şuraya bakalım ve diyor ki bana 5x ile 4 y de birbirine eşit diyor. E şimdi madem öyle güzel arkadaşım ben burada x'i 4a y'yi de 5a seçersem 5 kere 4a 20a'yı verir bana. 4 kere 5a o da 20a'yı verir ve bak bunlar yine birbirine eşit olur. Demek ki ben x gördüğüm yere 4a y gördüğüm yere 5a yazabilirim. Mesela nerede yazabilirim ilk olarak? İşte yukarıda bulduğum eşitlikte sevgili arkadaşlarım bunu yazabilirim. Hadi yazalım birlikte. Bak şimdi burada diyor ki Y gördüğümüz yere 5A yazacaktık. Dolayısıyla 3 kere 5A e 15A yapar. X gördüğümüz yere de 4A yazacaktık. 2 kere 4A da bana 8A'yı verir. E bu da 23'müş. O zaman ben bunları toplarsam 23A'yı verir bana. 23A da sevgili arkadaşlarım bana 23'ü veriyorsa demek ki A kaçmış? 1. A 1 ise e şurada yerine yaz burası 4. E burada yerine yaz burası 5. Aslına bakarsam X 4'müş. Y 5'miş gençler. Şimdi devam edelim. Şekil 1 ve şekil 2'de eşit kolu teraziler dengededir demiş. Şimdi burada x ile y'nin toplamı bize neyi veriyor? x artı y bize neyi veriyor? m'yi veriyor. E çok güzel. x'i ben biliyorum y'yi de biliyorum. x 4'tü y 5'ti. Bunların toplamı bana 9'u verir. O halde x'i biliyorum 4, y'yi biliyorum 5. E m de 9'a eşitmiş. O, o halde burası 9. Ben bunları toplarsam bana 18'in ta kendisini verir. Dolayısıyla cevabımız da b seçeneği olur sevgili gençler. Böylelikle 9. soruyu da bitirdik. Ve devam ediyorum 10. soruyla bir diğer sayfada. Burada işaretlememiz gereken bir soru var mı hocam? Bak Tam olarak msv'lük bir soru 8 tamam mı? Tam olarak msv'lük tam olarak msv'lük bir soru 7. Ve tam olarak tt'lik bir soru 9 sevgili gençler. avana bu sorulara dikkat et. 10. sorumuzda çözelim bakalım. Diyor ki bana aşağıda verilen şekilde her sütunda ardışık sayılar yukarıdan aşağıya doğru artan sırayla yazılacaktır. Bak birden başlamış 1 40'a kadar gelmiş ve daha sonrasında 41 ile burada devam etmiş. Şimdi bu şekilde diyor. Birinci sütunda 1'den 40'a kadar, 2'de 41'den 80'e, 3'de 81'den 120'ye, 4'de 121'den 160'a kadar olan sayılar yazılacak. X, Y, Z'nin toplamı da yani şuradaki X, buradaki Y ve buradaki Z'nin toplamı da bana 212'yi verdiğine göre şuradaki T kaçtır diye soruluyor. Şimdi soru çok güzel bir soru. Bu soruyu öncesinde de kaydet. Çünkü T'de de karşına çıkma ihtimali yüksek. E şimdi güzel kardeşim. Ben bunların her birini aynı cinsten yazabilirim. Mesela burası X ya. Bunun hemen yanındaki karede bak 40 fazlası yazıyor. 40 fazlası, 40 fazlası. 40 önemli biliyorsun. 40 çok önemli. 40 fazlası yazıyorsa o zaman ben ne yaparım şuraya? Ben hocam burası x artı 40'tır derim. E burası ne olur o zaman? x artı 39 olur. E y kaça eşit olur? Bak x zaten x'e eşitti. O zaman y neymiş? x artı 38'in ta kendisiymiş. E hocam şurada da x artı 80 mi yazar? Evet. O zaman şurası nedir? x artı 81'dir. x artı 81 de bana e, kaçı veriyor? Neyi veriyor? Z'yi veriyor. Peki T'yi de bulalım hocam. Şurası kaçtır? X artı 120 değil midir? Evet o zaman bir tane çıkarırım ve T'de X artı 119'un ta kendisi olur. Ben Bana X artı Y artı Z verilmişti bak burada. 212'ymiş. E şimdi ben burada X artı Y artı Z'yi bulmak için şu üçünü toplasam. Bu da bana 3X artı. 38'e 81'in toplamı bana 110, 119'u verir. 3x artı 119'da kaça eşitmiş? 212. Ye. Madem öyle 3x kaç olur? 81 artı 12'ye yani 93'e eşittir. Böylelikle sevgili arkadaşlarım x bize burada neyi verir? 31'in ta kendisini verir. Şimdi x'e 31 bulduk. Benden t istenmişti. Ben t'nin x artı 119 olduğunu bildiğim için t eşittir diyorum. 31 artı 119 bana cevabı verecek ki bu da bana 150'nin ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da 150'dir diyebiliriz. Yani doğru cevap burada c şıkkıdır sevgili gençler. Evet şimdi buraya kadar geldik. 10. sorumuza kadar geldik. 10. sorumuzu da çözdük. 11. soruyu birazdan çözeceğim. 11. sorudan sonra biraz sorular hareketlenmeye başlıyor. Daha çok görsel ağırlıklı olacak. Görseli daha çok kullandığımız sorular olacak ve kazanımı daha bol sorular olacak ve bu aşamadan sonra da sevgili arkadaşlarım çok ama çok daha dikkatli bir şekilde dinlemende fayda var. Önemli olan bu. Yani dikkatli dinlemek, dikkatli çözmek, düzgün yazmak bunlar inanılmaz değerli. Yani düşünsene işine saygın olduğunu gösteriyor. Bir yalap yani sadece ama sadece bunu ders dinlemek, öğrencilik açısından söylemiyorum. Bu her işte bu şekildedir gençler. Bak bunu sakın unutma. Şimdi düşünsene yani aşçı olduğunu düşün tamam mı? Ee, aşçıyken... Senin ne olması gerekiyor? Senin yemeklerinin beğenilmesi gerekiyor. Çünkü yaptığın işten keyif alabilmek için bu çok önemli. Yani düşünsene yemek yapıyorsun ama kimin yaptığı bilinmiyor. Hangi aşamalardan, hangi zorluklardan geçtiğini kimse bilmiyor. Senin belki de 5 saat uğraşarak yaptığın yemeği adam 3 dakika içerisinde tabağını yiyor ve çekip gidiyor. Aşçısın sen. Tamam mı? Her işte bu bu şekildedir. Yaptığın... İşe saygı duyulmasını istersin. Yaptığın işe eğer sen de inanıyorsan ben bu işte çok fazla zorluk çekerek çalışıyorum ama kimse saygı duymuyor diyorsan o işten bir süre sonra sıkılırsın. Benim zaten bu işten sıkılmamamın sebebi bu. Yani e, düşününsene onca video çekiyorsun. Yani geçen yıl acil matematikten kaldırdığım videolar dahil olursa eğer işin içerisinde ben topladığım takdirde sevgili arkadaşlarım 2500'den fazla video çekmişim. Sadece YouTube'da. 2500 video ne demek ya? Ya oturun şurada 10 tane video çekin desem bir ay uğraşırsınız. 2500'den fazla videodan bahsediyorum. Her videoda düşünsene ortalama 10 tane soru çözsem 25.000 soru yapar. Bu 25.000 soru ne demek biliyor musunuz? 12-13 tane soru bankası demek. Yani bu inanılmaz büyük bir olay. E, düşün şimdi ben bunu hangi motiveyle yapıyorum? E, benim motivem siz dersiniz gençler. Başka bir motive kaynağı var mı bu işin içerisinde? Yok. Yemin ediyorum benim motivem sizlersiniz. Yani o yaptığınız yorumlar olmasa sınavdan sonra bana sınav sonuç belgenizi gönderip de işte hocam bak sizin sayenizde oldu. Sizi tanıdığıma çok minnettarım. Sizi tanımıyorum ama denk geldim size. E, ben de sizleri tanımıyorum. Aslına bakarsan şu an teorik olarak düşündüğümüz takdirde hemen karşında bir duvar var. Ekranlar var. Bir duvar var. Duvarın önünde hemen bir kamera var ve ben boş duvara bakarak konuştuğumu biliyorum teorik olarak ama e tabi şu an neden gülümseyerek ders anlatıyorum Neden şu an bu açıklamaları sizlere yapıyorum Duvara karşı bu açıklamalar yapılır mı arkadaşlar yapılmaz Ama sizler dinliyorsunuz diye yapıyorum Sizler biliyorsunuz diye yapıyorum e, Tabi bu işte ben de bir dönüt bekliyorum e, Neden bekliyorum çünkü işimi saygıyla yapıyorum Neden bekliyorum çünkü işimi düzgün yaptığıma inanıyorum Sizler de bu şekilde Bu hayatın her aşamasında bu şekildedir Dedim ya aşçı olduğunuzu düşünün Yalap şalap bir yemek yaptığınızı düşünün. Bu yalap şalap yaptığınız yemekten yani 5 dakikada yaptığınız bir yemekten inanılmaz geri dönükler beklemeniz çok absürttür. Veyahut e, düşün oto yıkamacısısın ve e, bir arabayı detaylı bir biçimde yıkamak var. Yani 40 dakika 45 dakikada yıkamak var veya yalap şalap 3 dakikada 5 dakikada yıkadığını düşün. Hangisinden daha iyi bir geri dönük beklersin? Veya hangisinde takdir beklersin? Hangisinde oğlan mükemmelsin demelerini beklersin? Tabii ki de o 40 45 dakikada yıkarsan çok daha güzel olacaktır. Çok daha temiz olacaktır. Araba parlayacaktır. Baktığın zaman ayna gibi yüzünü göreceksindir arabanın kaputunda. Ama dediğim gibi iyi bir dönüt beklemek istiyorsan sen de o işe saygılı olup düzgün işler çıkarman gerekiyor. Buradaki tek amaç anlatmam istediği anlatmak istediğim şey şu. Sensin sen. Başka hiç kimse değil. Sen bir öğrencisin şu an ve senden yapılmasını istediğin tek iş ders çalışman ve sınavda başarılı olman. Madem öyle iyi bir dönüt almak istiyorsan, iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan işine saygılı olacaksın ve o işini yalap şalap yapmayacaksın. Yalap şalap yapmak istemiyorsan işte bunları düzgün biçimde defterine, kağıdına, kalemine, her şeyine kadar düzgün biçimde yapacaksın ve Aldığın bu kitabı çok ama çok saygı duyacaksın. Çok ama çok emek vereceksin. Bunu ilmek ilmek işleyeceksin ve tüm bunları yaptıktan sonra başarı hala gelmedi mi? Sen 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 kendini sevdin. Bak bu Şemsi Tebrizi'nin 46 altın kuralının içerisinde geçen bir kurallar, kurallardan birisidir ki e, hayatınız içerisinde çok şey bulabilirsiniz. O 46 altın kural diye Google'a yazdığınız zaman çıkar. Sen kendini sevdiğin takdirde hayat hala sana diken mi yolluyor? Hiç üzülme. Neden biliyor musun? Çünkü yakında gül yollayacak demektir de ondan. Evet gençler hazırsanız birazcık mola verdik nefes aldıysanız devam edelim 11. sorumuzda. Nerede kaldık işte burada devam ediyoruz 11. sorumuzda. Kalınlığı önemsiz. Sarı renkli kalemin uzunluğu. Kenarında 0.4 santim boşluk olan bir cetvel ile şekil birdeki gibi ölçülüyor. Şimdi... Bu şekil bizim için önemli. Tabi sen defterinde zoom yapamayacaksın. Kafanı yaklaştırarak bakacaksın. Ee, kitabında, fasikülünde. Şimdi şöyle diyelim. Her iki tam sayı arası 10 tane eşit parçaya bölünmüş. O zaman şurası 3 bölü 2'dir. Yani 1.5'tür. Şimdi 1.5'un üzerine şurası da 0.1'er 1'in parçalara bölündüyse Demek ki burası 1.9. Şurası 1.9. Hemen sağ tarafına bakıyoruz arkadaşlar. Burası da 8.01. Yani 8.1. 8,2 olacak. Şimdi ben 8,2'den 1,9'u çıkarırsam kalemin, sarı kalemin tamamının uzunluğunu elde etmiş olurum. Hemen bulalım. 8.2'den 2 çıksaydı 6,2 demek ki kalemin uzunluğu 6,3 olacak. Yani 8,2'den 1.9'u çıkardım. 6,3'ü bulmuş oldum. Aynı sarı kalem ile kalınlığı önemsiz mavi kalem ucuca eklenerek uzunluğu şekil 2'deki gibi ölçülüyor. E şimdi bu sarı kalemin uzunluğu 6,3'tü. Bu mavi kalemde eklenince üzerine nereye kadar gitmiş hemen ona bir bakalım arkadaşlar nereye 8,1'e kadar gitmiş oldu ama burada şöyle bir durum var 8,1'den 6,3'ü çıkarırsak cevabı buluruz mantalitesini düşünmeyeceksin çünkü şurada cetvelin başında 0.4'lük bir boşluk olduğunu da soru bize vermişti dolayısıyla ben 8,1'den 8,1'den şimdi şurayı çıkaracağım ya mavi kalemin uzunluğunu bulmak için. E şimdi sarı kalem 6,3'tü. Bunun 0,4'ü cetvelin başında harcandı. Dolayısıyla burası neye düşecek? 5,9'a. Demek ki ben 8,1'den 5,9'u çıkarırsam mavi kalemin uzunluğunu bulmuş olurum. Bu da bana 2,2'nin ta kendisini verir. O halde doğru cevabımız da A şıkkıdır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet, bu sütunda yer e, soru kalmadı. Devam ediyoruz. 12. sorumuzda sağ üst tarafta Aşağıda özdeş turuncu kareler ve özdeş mavi kareler ile 3 tane kule oluşturuluyor. Şimdi birinci kulemize bakıyoruz arkadaşlarım. Bir tane mavi ve bir tane turuncu var. E şimdi ben mavi e, kulenin uzunluğuna A dersem buraya B dersem böylelikle A artı B'yi elde etmiş olurum. Buraya bakıyorum 2 tane A ve bir tane B var. Buraya bakıyorum yine iki tane A ve üç tane bu sefer B var. Bunun yüksekliği konusunda birinci ve ikinci kulenin yükseklikleri sırasıyla 16 ve 25'tir demiş. Yani burası 16. E şimdi A, 2A artı B de sevgili arkadaşlar bize 25'i veriyormuş. O zaman ben alttakinden üsttekini çıkarırsam elimde sadece A kalır ve bu da 9'muş. Yani burası 9. Tamam. E bu 9'sa Hocam 16 olması için ne gerekiyor? Demek ki turuncuların da 7 olması gerekiyor. Üçüncü kulenin yüksekliği sorulmuş. Neyi sormuştu? 2A artı 3B'yi o halde yerine yazalım. 2 çarpı 9 artı 3 çarpı 7 diyeceğiz. E hocam burası 18 yapar. Burası da 21 yapar. Topla güzel kardeşim. 18'de 21'i bana 39'u versin. Doğru cevap da 39 olarak karşımıza çıkar. Yani cevap B şıkkıydı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 13'te. Aşağıdaki birinci ve ikinci tip taksi tarifeleri verilmiş bize. Açılış ücreti ve kilometre başı ücret söz konusu burada. Yalnız dikkat ediyorsun burada. Açılış ücreti Türk lirası yani lira cinsinden, e, kilometre başı ücret kuruş cinsinden. E, doğal olarak e, ben burada ister kuruşu TL'ye yani liraya ya da TL'yi kuruşa çevirmem gerekiyor. E, TL'yi kuruşa çevirelim. 10 TL demek, aslına bakarsanız biliyorsunuz 100 kuruş 1 liraysa bak 100 kuruş 1 lira. Dolayısıyla 10 lirada 1000 kuruşu verir bana. O zaman burası da tabii ki 2000 kuruş yapacaktır açılış ücreti olarak düşünürsek. Aydın A noktasından B noktasına birinci tip taksiyi kullanmış. Betül de B'den A'ya ikinci tip taksiyi kullanmış. Ve Aydın ve Betül bu yolculuklarında aynı yolu kullanıp aynı ücreti ödemişler. Buna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık soruluyor bana. Şimdi hemen şöyle aşağı doğru kaydıralım. Siz de görüyorsunuz. Şimdi Aydın'a bakalım A'dan B'ye gidecek ya. Açılış ücret olarak 1000 kuruşu bir kere verecek artı yol x kilometre ise 50 çarpı x kuruş daha verecek. Betül'e bakalım açılış ücreti olarak 2000 kuruşu verdi artı kilometre başına 30 kuruş veriyorsa 30 x kadar verecek x kilometre de demek ki bunlar birbirine eşit. Artık 1000'i sağ tarafa gönderip burada 1000 kalmasını sağlarız. 32'si de sol tarafa gönderip burada da 20x kalmasını sağlarız ve x'in buradan 50 olması gerektiğini söyleyebiliriz. A ile B noktaları arasındaki uzaklığa biz x demiştik. X'i e, de 50 bulduk. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bize de bu sorulduğuna göre cevap B şıkkıdır diyeceğiz. Şimdi burada işaretlememiz gereken sorular var mı? Tam olarak TET tipi bir soru olduğu için 11 işaretliyorsunuz. Tam olarak tam olarak MSU tipi bir soru olduğu için 12 işaretliyorsunuz. Ve yine TYT tipi soru olduğu için 13'ü sevgili arkadaşlarım işaretliyoruz. Demek ki bu sayfada az önce de belirttiğim gibi 11. sorudan itibaren daha çok görseli kullanarak çözeceğimiz sorular mevcut demiştim. 10, 11, 12 ve 13'ü mutlaka işaretliyorsunuz. Böylelikle bu sayfada işaretlemediğiniz soru kalmadı. SML Hoca matematik farkıyla biz bu sınavın içinden geçeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 14. soruyla bir diğer sayfamda. Aşağıda verilen şekilde her bir karenin köşelerinde bulunan dairelerin içerisinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Yani 5 ile 6'nın toplamı 11. 4 çıkardım 7. Demek ki burada x artı 7 yazacak. Buraya bakıyorum. Şu şöyle 3 yapar. 5 daha 8 yapar. Y artı 8 oldu burası. Buraya bakıyorum. 11, 7 daha 18. Burası da z artı 18 olmuş oldu. Pekala devam. X, Y, Z tam sayıymış. 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ben bunların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyorum ya. X artı 7 eşittir. Y artı 8 dedim. Bu da eşittir. Z artı 18 oldu. Şimdi arkadaşlar Y'ye burada çift bir sayı. Z'ye de burada çift bir sayı eklenmiş. Ama burada X'e tek bir sayı eklenerek bunlar birbirine eşit olmuş. O zaman X, Y ve Z dersem. Eğer ki X tek sayıysa Y çifttir. Z de çifttir. Eğer ki x çift sayıysa y tektir, z de tektir. Yani x, y ve z'nin işaretinden ya da tek tekliğinden çiftliğinden farklı olacak diyebiliriz. Tamam? Bu 2 2 4. 1'e bakalım. x ile y'nin toplamı tektir demiş. Tekle çiftin veya çiftle tekin toplamı daima tektir. Dolayısıyla birinci öncül doğru. x ile z'nin çarpımı çifttir demiş x tekken z çift oluyordu çarpımları çifttir. Bu çiftken bu tek oluyor çarpımları çifttir. Dolayısıyla bu da doğru. Y'den z'yi çıkarırsam pozitif bir sayı elde ederim demiş. Şimdi buna bakalım. Y'ye 8 ekleyince z'ye 18 ekleyince bunlar birbirine eşit oluyor. Demek ki y z'den daha büyük. Dolayısıyla y z'den büyükken y'den z'yi çıkarırsam büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için pozitif bir sayı olacaktır. Yani sıfırdan büyüktür bunun sonucu. Demek ki üçüncü öncülüğünde doğru olacak. Yani sevgili arkadaşlarım doğru cevabımız hepsiydi. 1, 2 ve 3 cevap Edirne olacaktı. Devam ettim 15'te. Aşağıda bir kafe, kafeye ait olan burası düzelsin. Kafeye ait olan 3 farklı adisyon fişi gösterilmiş. Birinci adisyon, ikinci adisyon ve üçüncü adisyonda farklı farklı ürünler alınmış ve farklı farklı fiyatlara sahipler. X kaçtır diye sorulmuş. X dediği yer neresi? Üçüncü adisyonda yazan fiyat soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada çaya A diyelim, kahveye B ve sodaya C diyelim. Doğal olarak burası B ve burası C ve doğal olarak burası A ve burası B olur. Daha sonrasında bir tane çay alınmış A, iki tane kahve alınmış 2B ve üç tane soda alınmış 3C dedim. Bunların toplam fiyatı 70 9 olacakmış. Bu cepte. Sonrasında ikinci adisyona bakıyoruz. Bir tane kahve alınmış B. iki tane soda alınmış 2C. Eşittir bu da 39 TL'ymiş. Bizden istenen şey de 2A artı B sevgili arkadaşlar. Bu kaçtır diye soruluyor. Dediğim gibi A'yı B'yi C'yi ayrı ayrı bulmamız gerekmeyebilir. Bak, gerekmeyebilir. Buna dikkat et. Sorunun içerisinde sen direkt cevabı da bulabilirsin. Çözüm yaptığın basamakların içerisinde buna inanılmaz derecede dikkat ediyorsun güzel kardeşim. Şimdi öncelikle 2A lazım bana. A olan da tek burası var. Dolayısıyla ben bunu da 2 ile çarpayım. 2A artı 4B yaptı artı 6C geldi. Eşittir 2 kere 79 da bize 158'in ta kendisini verir. E bir de B artı 2C'miz var. Bana ne lazım? Bir tane B lazım. O zaman ben şunu bir 3 ile çarpayım. Böylelikle 3B artı 6C gelir. Ve 6C'ler birbirine burada eşit olduğuna göre demek ki sevgili arkadaşlarım doğru yoldayız diyebiliriz. Çünkü 3 kere 39 bize kaçı verir? 117'yi verir. Ben şimdi üsttekinden alttakini çıkarınca bak ne kalacak? 4B'den 3B'yi çıkardım B. 6C'ler birbirinden birbirini götürdü. İşte bundan kaynaklı doğru yolda izlemiştim. Ve 2A da burada yalnız başına kaldı. Bizden ne isteniyordu? 2A artı B. E ben de zaten 2A artı B'yi buldum. Dolayısıyla 158'den 117'yi çıkarınca cevabı bulacakmışız biz. Bundan bunu çıkarırsak da 41'i buluruz. Doğru cevap da B şıkkının ta kendisi olur sevgili gençler. Doğru cevap 41'di koca ile. Evet devam ediyorum 15'i de bitirdik. Ve devam ediyoruz 16. sorumuz sorumuzda gençler. ABC B, C gerçel sayıymış. A artı B, A artı C'den ve bu da B artı C'den küçük olduğuna göre ABC'yi B, sırala demiş. Şimdi bak A artı B neyden küçükmüş? A artı C'den. Böylelikle her iki taraftaki A'yı götürürsem ben B'nin C'den daha küçük olması gerektiğini anlarım. Bu cepte. Daha sonrasında A artı B ile B artı C'yi e, kıyaslayalım. A artı B, B artı C'den daha küçüktü. Her iki taraftaki bu sefer B'ler giderse A'nın C'den daha küçük olması gerektiğini anlayabiliriz. Bu arada C B'den ve A'dan büyükse C en büyüktür. C en büyükse de bak B gitti, E gitti, D gitti. Burada C'nin en büyük olduğu sadece A ve C şıkları kaldı. Şimdi A ile B'yi kıyaslayabilmem gerekiyor. Bunun için de şu ikisini kullanalım bakalım. Hemen yazıyorum. A artı C küçüktür b artı c idi. Burada sevgili arkadaşlarım c'ler birbirini götürürse a'nın b'den küçük olması gerektiğini ve tabii ki en büyüğün c olduğunu bildiğimize göre sıralamanın abc biçiminde olması gerektiğini biliyoruz. Küçükten büyüğe doğru ve cevabım a şıkkı olacaktı diyebilirim. Ve devam ediyorum 17. sorumla. X, Y, Z gerçel sayılar olmak üzere Z sıfırdan küçükmüş. Yani ben Z'nin negatif olması gerektiğini biliyorum. Ve X de Y'den daha küçükmüş arkadaşlar. Pekala yalnız x'in ve y'nin negatif olup olmadığı hakkında bir bilgimiz yok. Şimdi diyor ki ben bu negatif olan z sayısına buradan x buradan y eklersem diyor. Yani aslına bakarsan şöyle diyor. x y'den küçükken şuna da z ekle buna da z ekle diyor. Herhangi bir şekilde eşitlik, eşitsizlik bozulur mu? Bozulmaz. Sonuç olarak z diye bir negatif sayımız var. Her iki tarafta Z'yi eklersem eşitsizlik bozulmaz. Yani yine küçüktür olur. Demek ki birinci öncül doğru olacak. Bu bir. İki. Şimdi normal şartlar altında. X y'den daha küçüktü değil mi? Her iki tarafı bu sefer z ile çarp demiş. Çarpı z, çarpı z dedim. E şimdi ben çarparsam x de z. Burası x z olur, burası y z olur ama z negatif olduğu için bu sefer eşitsizlik yön değiştirecektir. Yani xz yz'den daha büyük. Bak xz yz'den daha büyük. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Ben x'in y'den daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Eksiyle çarparsam eksi x tabii ki neyden? Eksi y'den daha büyük olacak. Ve bu sefer bunlara z eklemek istiyorum. E buna da buna da z eklersem eksi x artı z büyüktür. Eksi y artı z olacaktır. Ki burası bana neyi verir? Z eksi x'i. Büyüktür. E burası bana neyi verir? Z eksi y'yi. Yani z eksi x, z eksi y'den daha büyük olacak. Bak z eksi x, z eksi y'den daha büyük. Dolayısıyla üçüncü öncülüğünde doğru olduğuna göre doğru cevabımız neymiş? 1, 2 ve 3'müş. Yani cevap e şıkkında verilmiş dedik sevgili gençler. Devam ediyorum 18'de. M bir gerçel sayı olmak üzere x artı 2 m'den daha küçük veya eşit eşitsizliği ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. 0 bu eşitsizliğin çözüm kümesinin elemanıdır denilmiş. Şimdi x artı 2 küçük veya eşittir m gibi bir eşitsizliğimiz var bizim. Ve 0 bu eşitsizlik kümesinin elemanıymış. Yani 0'ı buraya yazdığım zaman sağlıyormuş. 0 yazdım 2 geldi. 2 m'den küçük veya eşitmiş gerçekten. Ve 3 bu eşitsizliğin çözüm kümesinin elemanı değildir diyor. Yani 3'ü burada yerine yazınca sağlamıyormuş. Yani 5 Küçük veya eşit değil m'den diyeceğiz. Küçük veya eşit değildir diye bir işaret yok matematikte biliyorsun. Büyük veya eşit değildir diye de bir işaret yok. Peki küçük veya eşit olmayan şey nedir? Yani küçük olmayan ve eşit olmayan şey nedir? Tabii ki büyük olmak demektir. Yani 5 m'den daha büyükmüş arkadaşlar. Böylelikle şunu yapabiliriz biz. M sayısı, m sayısı 2'den büyük veya eşit ve 5'ten de daha küçükmüş. Bu aralığı ifade eden Hangi şık var? 2'den kapalı, 5'ten açık olan aralık var arkadaşlarım. Bu da bize tabii ki C seçeneğini gösterir. O halde doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi bu sayfayı da bitirdik. Bu sayfadan hemen işaretlemeniz gereken soruları ben size söyleyeyim. Burada sevgili arkadaşlarım tam olarak MSU tadında 14. soru. Tam olarak MSU tadında 16. soru. Tam olarak TET tadında 15. soru. Tam olarak TYT ve MSÜ tadında 18. soru. 17. sorumuz için sevgili arkadaşlarım bu bir kazanım sorusudur. Sınav, sınavda karşınıza bu tarz sorular çıkmayabilir ama yine de işaret koymak istiyorsanız koyun. Eğer ki ben bu sorularda zorlanıyorum daha sonrasında tekrar etsem güzel olur diyorsanız mutlaka siz de işaret koyun. Ama ben 17'ye işaret koymadım açıkçası. Devam ettim bir diğer sayfamda 19 numaralı soruyla sevgili arkadaşlarım. Şimdi 19. soruya bir bakalım şöyle. Demiş ki bize aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda A, B ve C gerçel sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiş. A 2 ile eksi 1 aralığında B 1 ile 0 C de 0 ile 1 aralığında buna göre demiş 3 tane öncül var. Bu eşitsizliklerden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle eksi 2 küçüktür A o da küçüktür eksi 1 diyebilirim. Eksi 1 küçüktür B bu da küçüktür 0 diyebilirim. Ve 0 e, küçüktür c, bu da küçüktür 1 diyebilirim. Tüm bunları yazdıktan sonra şu kısma bakalım. a ile c'nin toplamı eğer ki ben buradaki a ile buradaki c'yi toplarsam mutlak surette karşıma negatif bir sayı çıkacaktır. Çünkü eksi 2 ile a artı c bu da küçüktür. Sıfır olacaktır. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0 yapar. a artı c'nin negatif olduğunu biliyoruz. Peki b'ye bakalım. b nasıl bir sayıydı? Negatif bir sayıydı. Negatifle negatifin çarpımı nedir? Pozitiftir. Ama soru bize ne demiş? Negatiftir demiş. Yanılmış. Olabilir ama olabilir diyoruz ama kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. Birinci öncül patladı. Birinci öncül patladıysa bir olanları eleyebiliriz. Şu an cevap B veya E. B eksi C demiş. B C'den küçük görüyorsun. Dolayısıyla B eksi C negatiftir. C pozitifti. Negatifle pozitifin çarpımı sıfırdan küçüktür demiş. Yani negatiftir demiş. Doğru söylemiş. B artı C B ile C'nin toplamı. Şimdi B -1 ile 0 arasında yani bir basit kesir ama negatif. C de bir basit kesir ve pozitif. Bunların toplamının negatif mi pozitif mi olup olmadığını ben bilemem. Bilemiyorsam daima demiş ya kesin bir yorum da yapamam. O halde sevgili arkadaşlarım 3. öncülümüz öncülümüze doğru olabiliyor olsa bile yanlış diyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlarım burada daima doğru olan neymiş? Yalnız 2 cevap B seçelim. Ve devam ediyorum 20. sorumla. 20. soru tam olarak bize TET'de karşımıza çıkabilecek bir soru. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım mutlaka ama mutlaka işaretleyin. Sorumuzu okuyorum. Yükseklikleri eşit. 7 tane sehpa üst üste konularak bir kule yapılıyor. 24 birim uzunluğundaki bir ipin ucu da en üstteki sehpanın üst kısmından sabitlenince diğer ucu alttan 3. sehpanın herhangi bir yerine kadar gelebiliyor. Buna göre bu 7 sehpanın oluşturduğu kulenin boyu bu 3 tane değerden hangilerine eşit olabilir diye sormuş. Bak şimdi güzel kardeşim. Ben buradaki ipin uzunluğuna x diyeyim. Ve buradaki herhangi bir bak herhangi bir daha doğrusu 24 birim uzunluğundaydı ya dur. Bismillah hemen değişken atamayalım zaten ipin uzunluğunu vermiş 24. İpin uzunluğu 24 pekala. Şimdi kaçıncı sehpada Alttan üçüncü sehpa demiş ama bizim işimiz alttan üçüncü sehpa görmüyor. Daha kolay bir şekilde üstten saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Her bir sehpanın uzunluğuna x dersem. Az önce ona y diyecektim. Şimdi buna x'i bu hak etti. x dersem 4 xten daha büyük olması gerektiğini biliyorum ben 24'ün. Ama aynı zamanda 5 xten de daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Ve böylelikle şu ikisini 4'e bölecek olursam x 6'dan küçüktür. Şu ikisini 5'e bölecek olursam da sevgili arkadaşlarım 24 bölü 5. 24 bölü 5 küçüktür x demeyi bileceğim. Yani burada 24 bölü 5 küçüktür x bu da küçüktür 6 diyebiliriz. Ve böylelikle sevgili arkadaşlarım bizim ihtiyacımız olan şey de bu 7 sehpa. Yani bize bu kulenin uzunluğu bulmak için 7 x lazım. O zaman 7 ile çarpalım. 7 kere 24. 140 artı 28'den 168'i verir. 168 bölü 5 küçüktür x. Bu da küçüktür. 7 kere 6 bana 42'yi verir. Yani benim x'imin daha doğrusu 7x özür dilerim. Yani benim bu yüksekliğimin kulemin yüksekliğinin 168 bölü 5 ile 42 arasında olabileceğini biliyorum. Bunlardan hangileri bu aralıkta onu bulacağız. 168'i eğer ben 5'e bölersem arkadaşım ne bulurum biliyor musun? 16'nın içinde 5 3 defa kalan 1'di. 18'in içerisinde 5 3 defa 33 küsür olduğunu biliyorum. O halde kulenin boyu 33 küsür ile 42 arasındadır. Dolayısıyla 32 olmaz. Ama 36 ve 40 olacaktır. Yani 2 ve 3'ü aldık. O halde doğru cevabımız bizim nedir gençler? Tabii ki D şıkkıdır. 2 ve 3'tür bizim doğru cevabımız. Böylelikle sevgili arkadaşlarım 20. sorumuzu da çözdük. Ve bir diğer sorumuza geçeceğiz. Geçmeden önce bunu işaretletmiştim zaten. Şunu da sevgili arkadaşlarım tam olarak MSÜ ve TYT tipi olarak işaretleyebilirsin. Diyelim ve 21. sorumuza birazdan bakalım. Umarım iyi gidiyordur. Umarım sağlıklı gidiyordur. Benim için en önemli olan kısmı bu. Bu serinin zaten amacı buydu. Bundan yaklaşık 2 sene önce evde sevgili arkadaşlarım böyle otururken yüksek ihtimal yine bir pandemi dolaylarında bir kapanma tarzında bir şeyler olmuştu. Evde oturup bu şekilde düşünürken öğrenciler için faydalı nasıl bir içerik yapabilirim diye şunu düşündüm. Ben öğrenci olsam dedim. Ben öğrenci olsam şu dönemde sınava işte kalmış 4-5 ay. Bu dönemde ne hoşuma giderdi. Hemen kendimi düşündüm. İşte kafam, beynim 2008'lere, 2009'lara gitti. Hemen kendimi düşündüm. Ben o sırada ne yapıyordum diye. O sıralarda ben hep şunu yaşıyordum arkadaşlar. Konularımı işlemiştim. Ben başarılı bir öğrenciydim bu arada. Konularımı işlemiştim. Daha sonrasında sorularımı çözüyordum, çözebiliyordum ama daha çok hep şeyden çözüyordum. Böyle eee bildiğim konuma ise ondan soru çözmek daha güzel oluyor açıkçası. Ee, hep düşünüyordum. Ne olsa ne olsa sürekli hoşuma giden şey eksik kapatmak. Ya bu var ya efsane derecede hoşuma gider bir insan. Yani eksik kapatmaktan tarzımız ne şöyle örnek veriyorum. Ev, bir evin var, oturuyorsun ve odandasın. Odanda bir eksik gördüğün bir şey var. Lan şu da olsaydı güzel olur diyorsun ama işte o şeyi Alabilmek için ya para biriktirmen gerekiyor ya bir şey gerekiyor İşte paranı biriktiriyorsun alıyorsun getiriyorsun mesela tablo aldın tablonu odaya asıyorsun sonra geçip uzaktan bakıyorsun o falan süper oldu belki şuraya olsa daha güzel olurdu dersin ama aslında mutlaka hoşuna gider çünkü isteyerek aldın sen onu ben de o zamanlar bunu hissediyordum yani konu eksiği kapatmak lan konuyu biliyorum ama ulan bu konunun bir yerinde de bir eksiklik yaşadığımı biliyorum ama neresi olduğunu bilmiyorum Keşke benim için o zamanlar ben konuyu baştan çalışıyordum ve baştan sorularını çözüyordum. Ve tamam konu bir şekilde oturuyordu ama vakit kaybediyordum. Sonra dedim ki lan dedim benim bu yaptığım olayı hoşuma da gidiyordu eksik kapatmak. Benim bu yaptığım olayı şu an güncel olan öğrencilere ben bunu nasıl yediririm? E düşündüm dedim ki bu öğrenciler akılları, beyinleri, kalpleri, gönüllerinden ne geçiyor? Bu geçiyor. Bu olsa çok güzel olur. YouTube'daki öğrenciler, YouTube'dan ders çalışan öğrenciler bunu çok sever. Hatta YouTube'dan ders çalışmayan öğrenciler de bunu sever. Ki biliyor musunuz sadece bununla kalmadı. Öğretmenler de bu soruyu çok sevdi. Bak en az en az diyorum 500 tane öğretmen mail yoluyla, Whatsapp yoluyla, Instagram yoluyla öncelikle bazı öğretmenlerimiz çok böyle mahcubiyet duyarak dediler ki işte hocam biz bu serinizin pdf'lerini siz yayınlamışsınız. Tamam güzel ben bunu seriyi e, indirdim. Öğrencilerime tahtada çözmek istiyorum. İzniniz var mı? Ya ne demek izni ya? Tabii ki çöz hocam. Ya buradan tüm hocalarıma da seslenirim. Çözebilirsiniz. Sizler de öğretmenleriniz eğer bu seriyi bilmiyorsa tekrar serisi olarak e, kullandırtabilirsiniz. Yani önerebilirsiniz. Hocam böyle böyle bir seri var. SML hocanın. E, çok da güzel. Yani okullarda arkadaşlar Öğretmenler benim pdf'leri çıkarıp öğrencilere ödev niteliğinde dağıtıyorlardı ve muhteşem bir ödev oluyordu. Çünkü 40 tane soru en baştaki kazanımdan en dip kıyı köşe kazanıma kadar en sondaki kazanım sevgili arkadaşlarım. Başından sonuna kadar bütün kazanımları öğrenci bunu çözdüğü takdirde tekrar ediyor. İşte bu yüzden umarım mutlusundur. Ciddi anlamda çok emek sarf ederek böyle bir eser oluşturduk sizler için. Ve bu eser umarım... Benim de dediğim gibi amacına ulaşır. Benim tek derdim bu. Buradaki tek amaç sizin eksiklerinizi görüp tam anlamıyla eksiklerinizi muhteşem biçimde üstünü örtmeniz. Yani öyle hata kusur üstünü örtmek gibi değil. Herhangi bir hata veya kusur bırakmamanız inşallah amacına ulaşır. Ben inanıyorum bu seri sene sonuna kadar efsane biçimde izlenecek ve efsane biçimde sevgili geri dönükler alacağım yine. 21. sorumuzda kalmıştık devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21. sorudayız. Sorumuzu yaklaştıralım ve yolumuza devam edelim. Dik koordinat düzleminde x artı 3 y'nin 6'dan daha büyük ve 2 x eksi y'nin 12'den daha küçük eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi a'dır denilmiş. E buna göre 3 tane bize cümleler verilmiş. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor gençler. Şimdi öncelikle x artı 3y 6'dan büyük ve 2x 8y 12'den küçük. Biz bunu analitik düzlemde sevgili arkadaşlarım bir güzel çizelim. x artı 3y büyüktür 6 demiş ya. Burada 3 y yalnız bırakalım. 3y büyüktür 6 eksi x'i versin bize. Ve burada da y büyüktür 6 eksi x bölü 3 diyelim. Şimdi sol tarafı 0'a eşitleyen x değerimiz 6 iken sağ tarafı 0'a eşitleyen yani sevgili arkadaşlarım x'i 0 yapan değeri de bulabiliriz x'i 0 yapan değer de burada y eşittir 2'dir. Dolayısıyla ben şu şekilde çizecek olursam bunu güzel çizelim. Nizami olsun. Ne dedik? Y 2 iken x 0 iken burası sağlar. Y'nin 2 olduğu değer şurası olsun. Ve x de 6 iken bu taraf 0 olur. Dolayısıyla burası da 6 olsun. 6'yı biraz daha uzağa çizelim şu şekilde. Ve bu ikisinden geçen doğruyu benim bir güzel çizmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu doğruyu da şuradan tutalım ve şu şekilde aşağı doğru indirelim. Biraz da burayı yukarı kaldırırsak sanırım ikisinden de geçirmeyi başarabiliriz. Başaramadık. En iyisi şöyle yapalım. Ee, ben size bir kere daha şöyle deneyim bunu. Ya da noktayı çizmek daha mantıklı olacaktır değil mi gençler? Daha akıllıca oldu. Şurası 2 olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu birincisi. Yani x artı 3y büyüktür 6. Yani y büyüktür 6 eksi x bölü 3. Bu ne demek? Büyüktür diyorsa yani y'ler buradan daha büyükse biz bu doğrunun üst tarafını tarayacağız demek. Bu doğrunun üst tarafı neresi? Şurada sarıyla gösterdiğimiz yerin tamamını şu şekilde boyamış olduk sevgili arkadaşlar. Bunun çözüm kümesi burası. Tabi buradaki çizgi de burası büyüktür olduğu için yani eşitlik olmadığından kesikli çizgi olması gerekiyor. Buna göre çözüm yapacağız ona dikkat et. Daha sonrasında 2x eksi y küçüktür 12 demiş ya bunu bu tarafa atarsanız y büyüktür 2x 12 olur. Ve yine burayı sıfıra eşitleyen değer 6'dır. Şurası. Ve şimdi de x'in sıfır olduğu durumu düşüneceğiz. x sıfır olursa y eksi 12'nin ta kendisi olur. Eksi 12 de şurada bir yerde olacak. Dolayısıyla önce ben doğrumu çizeyim. Aynı hataya bir daha düşmeyeyim. Şurası da sevgili arkadaşlar eksi 12 olsun. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Yine y daha büyüktür dediği için doğrunun üst tarafında kalan kısmı benim taramam gerekiyor. Yani sevgili arkadaşlar şu kısmı tarayacağım. Şimdi bu ikisini farklı renklerle yani birini turkuazla birini de sarıyla boyadım. Arada bir yerin rengi değişti. Bu renk değiştiren bölge yani yeşil olan bölge işte benim çözüm kümem. Tamam çözüm kümemiz. Şimdi çözüm kümemiz de neymiş? A. Yani burası A bölgesi artık. Pekala. Şimdi diyor ki birinci öncülde M'ye 2 A kümesinin yani çözüm kümesinin bir elemanıysa M'nin alabileceği tam sayı değerlerin toplamı 21'dir. Şimdi M'ye 2 demek ordinata 2 olan noktalar demek. Yani şuralar sevgili arkadaşlar. Hemen göstereyim ben size. Şu kısımlar sevgili arkadaşlar. Ve 2 için şurası neye tekabül ediyor? Bunu bulabilmemiz gerekiyor. Yani ben İkinci de şurada y'ye 2 vermem gerekiyor. 2x 2 küçüktür 12 derseniz 2x küçüktür 14 olur. x küçüktür 7 olacaktır. Yani sevgili arkadaşlarım burası 7'ye tekabül ediyormuş. Şimdi 7'den küçük olanlar ve burası da bak şuna ne demiştim ben? Kesikli çizgilerden oluşuyor. Yani burada sıfır sağlamaz. O halde ilk sağlayan değer nedir? 1'dir. Son sağlayan değer de 6'dır. Toplam 6 tane sağlar. X değerlerinin toplamı 1'den 6'ya kadar olduğu için bunların da toplamı 21'dir. Yani birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. 2 yerine A kümesinin bir elemanı değilse N'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı eksi 27'dir demiş. Şimdi 2 yerine nasıl ee, elemanı olmaz? 2'ye karşılık N'yi verecek diyor. Eğer ki bu elemanı değilse. Şimdi 2'ye 1. Evet elemanı değil. 2'ye 0 değil. 2'ye eksi 1. 2'ye eksi 2. 2'ye eksi 3. 2'ye eksi 4. Eksi 5. Eksi 6. Eksi 7. Eksi 8. Eksi 9. E bu sonsuza kadar gidiyor. Yani ben bunu sınırlayamam ki. Bunların toplama eksi 27'dir demek de zaten bunu sınırlandırmak demektir. E bundan kaynaklı da ikinci öncül patlar arkadaşlar. Çünkü sonsuz tane A kümesinin elemanı olmayan 2'ye N elemanları var. 3'e bakalım. K'ya K. A kümesinin elemanıysa K'nın alabileceği iki tane tam sayı değeri vardır. Şimdi elemanı olanlardan düşünüyoruz. Burada ilk olarak sevgili arkadaşlarım biri 1'i biri, bire biri düşünebiliriz. Bire 1 bir buradadır. Olmaz. Eleman olan 2'ye 2'yi düşünebiliriz. Şimdi 2 şuradaydı. 2'ye karşılık 2 tam olarak bunun karşısında mı diye bakmamız için ne gerekiyor? Şunu da yerine yazalım mesela. 2 artı 3 kere 2 büyük mü 6'dan? Evet büyük 8 yapar. E şuna bakalım. 2 kere 2 4 eksi 2 küçük mü 12'den? 2 12'den küçük mü? Küçük. Demek ki 2'ye 2 sağlıyor. Bu bir. 3'e 3 sağlar mı? Hemen ona bakalım. 3'e 3 sevgili arkadaşlarım. Şurada yerine yazarsanız 3 Artı 3 kere 3 bize 12 verir. 12 altıdan büyüktür. E burası da sağlar. 3'e 3 de sağlıyor. Peki 4'e 4 sağlar mı? 4'e 4 burayı sağlar. Şuraya bakalım. 8 eksi 4. 4 yapar. E bu da sağlar. 4'e 4. E bize zaten ne demişti? Kan alabileceği 2 tane tam sayı değeri vardır demişti. E biz 2'yi bulduk. 3'ü bulduk. 4'ü bulduk. E çok sağlayan var. Değil mi? çok sağlayan var. dolayısıyla yani 2'den çok var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu da yanlış olur. Benim cevabım da yalnız birin ta kendisidir. Doğru cevap A seçeneği dedik ve sevgili arkadaşlar bu soruyu da yani 21. sorumuzu da lütfen sizden rica kaydetmeniz olacak. Tamam? Ve şimdi devam edelim. 22. sorumuzda 22. soru için şöyle yaklaşalım biraz. Demiş ki bize. En kenarlı bir çokgen düşün. Bu çokgenin içine yazılan a gerçel sayısı ile oluşturulan sembolün değeri a ile n'nin çarpımına eşittir. Mesela burada örnek vermiş. Bu kaçgen, beşgen. İçinde ne yazıyor? 6. E 5 kere 6'dır bu demiş. Yani 30. x bir tam sayı olmak üzere şu, şu ve bu sembollerin değerleri sırasıyla a b c'dir ve a b'den b c'den küçük olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş. Burası kaçgen, 6gen. 6 Altı x x 4 bize a'yı verir. Şurası a. Küçükmüş. Şuraya bakalım. Kaçgen? Üçgen. 3 üç kere x artı 4. Küçüktür. Bu da b idi. Ve buraya bakalım. 4 kere x artı 1. Çok güzel. Şimdi ben burada eşitsizlik çözeceğim. Öncelikle ilk iki eşitsizliğe bakacağım. Sonra son iki eşitsizliğe bakacağım. İlk iki eşitsizliğimize bakarsak 6x 24 küçüktür. 3x artı 12 diyeceğiz. Buradan 3x'i bu tarafa gönderdim. 3x kaldı. Eksi 24'ü bu tarafa gönderdim. 36 oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm. x küçüktür 12 geldi. Bu cepte. Şimdi son ikisine bakıyoruz. 3x artı 12 küçüktür. 4x artı 4 dedim. Buradan 3x'i sağ tarafa gönderdim. X oldu. 4'ü sol tarafa gönderdim. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. X 8'den büyükmüş. Yani 8'den büyük 12'den küçükmüş. Burada hangi tam sayı değerleri var? 9 var. 10 var. 11 var. Kaç farklı değer vardır diye soruluyordu. 3 farklı değer varmış. O halde cevabımız B şıkkıdır diyebiliriz canlarım. Ve 23. 23. sorumuz için de Ahmet bir günde en az 120 sayfa en çok 200 sayfa kitabı okuyabilmekte. Şimdi Ahmet'in okuduğu kitap sayısına A diyelim. En az ne kadar okuyabiliyor? 120 eşitlik koyuyorum çünkü onu okuyor. Maksimumda da 300 sayfa pardon 200 sayfa okuyabiliyor. Buna da eşitliği koydum. Daha sonrasında Beyza da sevgili arkadaşlarım zaten Beyza soruluyor. Devamına bakalım ne diyor? Ahmet'in 3 günde okuyabildiği bir kitap. Şimdi bu günlük okuduğu kitap. 3 günde okuyorsa 3 kere 120, 360 küçüktür veya eşittir 3A. Bu da küçük veya eşittir 600 diyeceğim. Yani Ahmet'in 3 günde okuduğu kitap minimum 360 sayfa, maksimum 600 sayfaymış. Ama Beyza bu kitabı 4 günde okuyabiliyor. O zaman 4'e bölelim tekrar. 360'ı 4'e böldüm. 90 küçük veya eşittir. Beyza'nın 4 günde okuduğu bir kitap. O da küçük veya eşittir. 600'ü 4'e bölersem 150 olacaktır sevgili gençler. 4B değil B. Yani Beyza'nın bir günde okuduğu kitap sayfa sayısı. Buna göre Beyza'nın bir günde okuyabildiği sayfa sayısının alabileceği tüm değerleri ifade eden aralık hangisindedir diye sorulmuş. 90 ile 150 kapalı aralığı olacak sevgili arkadaşlar bunun cevabı. O halde 90 ile 150 nerede? Bak A seçeneğinde cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz. 23'ü de çözdük mü çözdük. Bu sayfada sağ tarafta işaretle veya işaretlemediği sadece bir tane soru için söylüyorum. 21'i mutlaka işaretle. tyt' de karşına çıkabilir. Ki bu tarz soruları biliyorsun son 2 yıldır ÖSYM seviyor. 22. soru için MSÜ ve TYT ve AYT. Yani hepsi. 23. soru için de MSÜ ve TYT olarak bunu işaretleyebilirsin. Yine bu sayfada da seviyor arkadaşlarım. İşaretlemediğimiz soru kalmadı. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamda 24. sorumuzda. Aynı kurs merkezinde kayıtlı olan 3 arkadaş var. Selim, Mecnun ve Leyla. Kurs merkezine geliş ve kurs merkezinden ayrılış zamanları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Diyor ki kursa Selim Mecnun'dan 40 dakika önce gelmiş. Kurstan Selim Mecnun'dan 20 dakika önce gelmiş. Şimdi 40 dakika önce geldiyse ne vardı? Selim var, Mecnun var ve Leyla var. SML yani çaktın sen köfteyi. Şimdi Selim Mecnun'dan 40 dakika önce geldiğine göre 40 dakika daha fazla kalmıştır diye düşünebiliriz ama 20 dakikada önce ayrılmış o zaman toplamda 20 dakika fazla kalmış. Yani bu x kadar kaldıysa bu x artı 20 kadar kursta kalmış. Kursa Leyla Mecnun'dan 30 dakika sonra gelmiş yani eksi 30'u var ama 50 dakika sonra ayrılmış şimdi artı 50'si var. Yani yine 20 dakika daha fazla kalmış. Mecnun kursa sıkılıyormuş demek ki. Tamam e şimdi diyor ki Selim, Mecnun ve Leyla'nın kurs merkezinde bulunma süreleri sırasıyla SML'dir. SML arasındaki doğru sıralama hangisidir? Küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Veya büyükten küçüğe doğru fark etmez. Şimdi x artı 20 ile x artı 20'nin eşit olduğunu görüyoruz. Ve Mecnun yani M diğerlerinden daha küçük. M küçüktür, S eşittir, L diyebiliriz. Ki böyle bir şey yok. Ama şu var. S eşittir L büyüktür M var. Aynı şey ikisi. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Bu da karşınıza tam olarak TET'de çıkabilecek bir soru. 24. soruyu mutlak surette işaretliyorsunuz. Benim sözümü dinleyin. Akıllı olun ulan. Devam. Bir gösterinin bilet ücretleri kadınlar için X lira, erkekler için Y lira, 65 yaş üstü için Z liradır. Aşağıdaki tabloda bu gösteriye gelen 3 ailenin aldıkları bilet sayıları gösterilmiş. Ve Kurt ailesi bir kadın bir erkek iki tane 65 yaş üstü bilet almış. Aslan ailesi bir tane kadın iki tane erkek ve bir tane 65 yaş üstü bilet, bilet almış. Doğan ailesi de iki tane kadın bir tane erkek ve bir tane bir tane de 65 yaş üstü için bilet almış. Bilet ücretlerini en az ödeyen kurt ailesi minimum bu. En çok ödeyen de Doğan ailesiymiş. Maksimum ödeyen de bu. Buna göre X, Y, Z arasındaki sıralama hangisidir diye sorulmuş. Şıkların tamamı küçükten büyüğe doğru. Şimdi öncelikle Kadınların ücretleri x'ti, erkeklerinki y'ydi. 65 yaş üstünün bilet başı ücreti z'ydi. Kurt ailesinin ödediği x artı y artı 2 z'dir. Aslan ailesi x artı 2 y artı z ödemiştir. Ve Doğan ailesi de sevgili arkadaşlarım 2 x artı y artı z kadar ödemiştir diyeceğiz. Buradaki sıralamamız ise şu şekilde. x artı y artı 2 z Küçüktür x artı 2y artı z. O da küçüktür 2x artı y artı z diyeceğiz. Şimdi burada ilk ikisine baktığımız takdirde ilk ikisine buradaki x'ler gider z'ler de gider ve pardon x'ler gider. Şuradaki bir tane y'yi sadeleştiririm ve burada 2z hatta sağ taraftaki z'yi de sol tarafa gönderecek olursak z'nin Y'den daha küçük olduğunu. Bak Y'yi bu tarafa gönderdim, Z'yi bu tarafa gönderdim. Z Y'den küçük oldu. Son ikisine bakacak olursam, X'i sağ tarafa gönderdim, Y'yi sol tarafa gönderdim. Z'ler zaten birbirini götürdü. Burada da Y'nin X'ten daha küçük olması gerektiğini anladım. Yani Z Y'den, Y de X'ten küçük. O halde z küçük y o da küçüktür x diyeceğim. Yani z sıralaması benim için doğru sıralamadır. Z de bana a seçeneğinde verildiğine göre demek ki diyeceğiz ki 25. sorumuzun cevabı a olacaktı. Bu da yine sevgili arkadaşlarım işaretlemeniz gereken sorulardan bir tanesi. TYT'de karşınıza buna benzer bir soru karşınıza çıkma ihtimali yüksek. Ve devam. Bu soruyu işaretlemeyeceğiz. TYT veya AYT'de veya ee, MSE'de belki biraz bir tık ayeti de çıkabilir ama karşınıza çıkmaz. Sadece ama sadece sizin için kazanımını sevdiğimden sevgili arkadaşlarım bu soruyu bu kitaba koydum. ABC pozitif gerçel sayılar olmak üzere 1 bölü A artı B artı ABC küçüktür 1 bölü A artı C artı ABC ve bu da küçüktür 1 bölü B artı C artı ABC demiş. Buna göre diyor 3 tane öncül var daima doğru olan soruluyor. Şimdi dikkat et bak bunların hepsi de 1 bölü ya ben bunların hepsini tepe taklak ters çevirmek istiyorum. Nasıl yaparım? A artı B artı ABC bölü 1. Bir, bölü 1'i yazmama gerek yok. Şimdi küçük küçüktür diyordu ya ben onu büyüktür yazdım. Niye? Ters çevirdim çünkü. Eşitsizlik yön değiştirir. A artı C artı ABC. O da büyüktür. B artı C artı ABC dedim. Şimdi her birinde ABC olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. O zaman görmezden gel bunları güzel kardeşim. Bunların hiçbiri yokmuş gibi davran. E şimdi şu ikisine bakalım. Ne var burada? Şu ABC'yi de silmiştik bu arada. A artı B büyüktür A artı C. Bu da büyüktür B artı C mi oldu? Evet. En büyük burada hangisi? A artı B. İlk ikisini kıyaslarsam A'lar gider. B C'den büyük gelir. Son ikisini kıyaslarsam C'ler gider. A da B'den daha büyük gelir. Dolayısıyla A büyük B büyük C gibi bir sıralama elde edilir. Daha sonrasında madem A B'den B B'de, C'den büyük bunları ters çevirirsem eğer 1 bölü c küçüktür 1 bölü b o da küçüktür 1 bölü a geldi derim. Pardon bir daha bakmak istiyorum. 1 bölü c yanlış oldu zaten aynısını yaptım. Ha, a başlaydı değil mi? Şunu ters çevirdim 1 bölü a ters çevirdim 1 bölü b ters çevirdim 1 bölü c aradaki işaretler büyüktürdü. ben ne yapacağım küçüktür yapacağım. Böylelikle 1 bölü a 1 bölü b'den o da 1 bölü c'den daha küçük geldi. Yani birinci öncülün aynısını yakaladık birinci öncül doğru. Devam C kare B kareden daha küçüktür. E şimdi güzel kardeşim sen C'nin B'den daha küçük olması gerektiğini bulmuştun değil mi? Bulmuştun. Peki karesini alırsam C kare de B kareden daha küçük olacaktır. Dolayısıyla bu da doğru. İkinciyi de aldık. Şimdi A A kareden daha küçüktür demiş. Buna bakalım gençler. A sayısı burada en büyük sayıydı eyvallah. Ama ben A sayısını sıfırla bir arasında mı birden daha mı büyük olduğunu bilmiyorum. Mesela ben A'yı 1 bölü 2 seçersem ayrı bir de 3 seçersem ayrı ayrı bakacağım. Şimdi normal şartlar altında a 1 bölü 2 ise karesini alırsam 1 bölü 4 küçüktür 1 bölü 2 olur. Yani a kare a'dan daha küçük olur. a 3 olursa eğer karesini aldım 9 küçüktür e, ne karesini almadan önce 3 küçüktür karesini al 9 yapar değil mi? 3 küçüktür 9. Şimdi burada a a kareden küçük eyvallah ama burada a kare a'dan küçük. E bana daima doğrudur diye sorulmuştu. O zaman üçüncü öncül patladı. Yani benim cevabım 1 ve 2 olacaktı. O halde doğru cevap B seçeneğinin ta kendisidir. Ve 27. A, B, C birbirinden farklı birer pozitif sayı olmak üzere. B sayısı B, A kere C'ye eşitmiş. Hemen yazdım. B, A kere C'ymiş. Buraya bakıyorum. C eksi B de 1'miş. E şimdi güzel kardeşim C'den B çıkınca 1 kalıyormuş. O zaman kesinlikle ve kesinlikle ben C'nin B'den daha büyük olması gerektiğini söyleyebilirim. Bunda bir sıkıntı yok. B C'den büyük. Şimdi B C'den büyük iken B C'den büyükken A ile çarpınca eğer ki A kere C B'ye eşit oluyorsa demek ki burada sevgili arkadaşlarım A dediğimiz sayı A dediğimiz sayı kesinlikle ama kesinlikle birden büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü C'yi büyütmüş ve B'ye eşit demiş. C'yi büyütmüş ve B'ye eşitlemiş. Sadece ama sadece şu an elimde olan C'nin B'den daha büyük olduğu, C B'den büyükse bu A olabilir. Ama bak burada B C'den büyük demiş, B'yi sildim. C B'den büyük. Bak burada B C'den büyük, bu da gitti. C B'den büyük. Yani şu an cevabımız A D veya C, A C veya D fark etmez. Şimdi başka ne yapabiliriz hocam? Hocam şunu yapabiliriz biz. B A'yı biliyoruz değil mi biz burada? B eşittir A kere C idi ya. Ben A'nın birden daha büyük olması gerektiğini söylemiştim zaten. Bunda bir sıkıntımız yok. E peki ben şurada gelip B sayısı madem A kere C'ye eşit. Ben burada B gördüğüm yere AC yazsam. Yani C eksi AC eşittir 1 desem. Böylelikle de C parantezini alıp 1 eksi A eşittir 1 desem. Ve ben burada A'nın birden daha büyük olması gerektiğini biliyordum. Bak A birden büyüktü. A birden büyükse 1 eksi negatif olur. O zaman C kesinlikle ama kesinlikle negatif olur. Tamam. C'nin negatif olduğunu biliyorsam kesinlikle A sayısı birden büyük olan A sayısı C'den daha büyüktür. E buraya bakıyorum A C'den büyük. Buraya bakıyorum C A'dan büyük patladı. Buraya bakıyorum C A'dan büyük patladı. Yani benim cevabım geriye kalan seçenek olacak. Doğru cevap C şıkkı diyeceğiz sevgili gençler. Devam ediyorum 28'de. Aşağıda içinde 15 adet ilaç bulunan blister tabletinin prospektüsü ve blisterin bir kısmı görünmüştür. Blisterde ilaçların görünmeyen kısımlarının alanları toplamının görünen ilaçların alanları toplamına oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Görünmeyenlerin görünenlere oranı. Şimdi bu blistere siz biraz deftere yakınlaşarak kitaba yakınlaşarak bakıyorsunuz ben de şuradan bakıyorum. Ben bu blisterin içinde 15 tane ilaç olduğunu biliyorum. Yani şu şekilde bir listeyi birazcık tamamlamaya çalışırsak burada 12 tanesi görünüyor. 3 tane de burada olduğunu söyleyebiliriz. Ama şuradaki 3 tane ilacın bir kısımları görünüyor bir kısımları görünmüyor. Kesinlikle görünmüyor dediğim 3 tane var. 3 tane var. Şunların da tamamını görüyoruz diye varsayarsak e burada da 12 tane var. 3 bölü 12. Ama ama cevabın 3 bölü 12'den daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Neden? Çünkü Burada bazılarının bir kısmı görünüyor bir kısmı görünmüyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla görünmeyen kısımlar aslında daha büyük olduğu için bu, bunun ben 3'ten daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla benden istenen oran kesinlikle 3 bölü 2'den daha büyük. Ve bu da küçüktür. Şunların tamamının görünmediğini düşünecek olursak 6 tanesi görünmüyor 9 tanesi görünüyor diyebiliriz. Yani 9 tanesi kesinlikle görünüyor. 6 tanesinin de işte yarısının bir kısmı görünüyor bir kısmı görünmüyor. Ve benim oranım bu oldu. Yani 1 bölü 4 küçüktür aranılan oran. Bu da küçüktür 2 ile sadeleştirirsem 3 bölü 2 ile 3 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3 olur. Şimdi benim aradığım oran 1 bölü 4 ile 2 bölü 3 arasında. Peki eyvallah. Şıklara bakıyorsun. Bunlar hangisi olabilir diye sorulmuş. Peki o zaman mantık kurarak düşünelim. 5 bölü 24. Paydasını 24 yapalım. O yüzden bunu 6 ile çarparsam 6 ile genişletirsem 6 bölü 24 küçüktür aranılan oran. Bunu da 8 ile genişleteyim. 16 bölü 24 yaptı. Şimdi 5 bölü 24 nerede? Aha bunun sol tarafında. Yani bu aralıkta değil. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Geçelim B'ye. Paydayı 48 yapalım. Bunu 12 ile bunu 16 ile genişleteceğim. 12 ile genişletirsem 12 bölü 48 yapar. Burayı 16 ile genişletirsem 32 bölü 48 yapar. Yani benim istediğim oran bu ikisi arasında olacak. 11'e bakıyorsun 12'nin solunda bu da gitti. 33'e bakıyorsun 32'nin sağında bu da gitti. Şimdi paydayı 72 yapalım. 72 yapmak için bunu 18'de bunu ise 24 ile çarpmam gerekiyor. Böylelikle 18 bölü 72 küçüktür aranılan oran. Bu da küçüktür. Kaçta 24 ile çarpmam gerekiyor demiştim. 48 bölü 72 yaptı. Peki 51 nerede? 51 48'in sağında. Yani bu da bu aralıkta değilmiş. Yani cevap E'ymiş ama yine de kontrol edelim. Paydamız 96 olduğu için bu sefer burayı 24'te, burayı 32 ile genişletmem gerekiyor. 24 bölü 96 küçüktür aranılan oran. Bu da küçüktür. 32 ile genişletirsem 64 bölü 96 yapar. Ve 61 bölü 96 işte yukarıda 24 ile 64 arasında 61 olduğu için cevap E şıkkı olacaktı diyeceğiz sevgili gençler. Bu soru tipi bu seneki sınavda değil ama geçen seneki sınavda sevgili arkadaşlarım çıkmıştı diye hatırlıyorum. Dolayısıyla bu soru bizim için önemli. TYT'de karşına, MSU'de karşına rahatlıkla çıkabilir. Şu soru karşına AYT'de çıkabilir özellikle. Hemen işaretle buraya kendine not al. AYT'de çıkabilir. 26. soruyu işaretlemeyeceğimizi söylemiştik. Ve devam ediyorum 29. sorumla sevgili arkadaşlar. Evet ne demiş 29'da? ABC gerçel sayılar. Peki B artı C sıfırdan küçük. A artı B C'den ve A artı B sıfırdan büyükmüş. Şimdi A artı B pozitif ya. Ee, bir de B artı C'ye bakalım. B artı C'miz de negatif. E şimdi burada her ikisini de eklenen. Yani bu bundan büyük. Biri pozitif biri negatif biliyorsun. Her ikisinde olan B var. B'leri götürürsem A C'den büyükmüş. A'nın C'den daha büyük olduğunu biliyorsak. Bir kere B şıkkı gider çünkü A C'den küçük burada. E şıkkı gider ve D şıkkı gider çünkü A, C'den büyük demiştik. Yani geriye elimizde kalan sadece A ve C şıkları. Devam, yorumlamaya devam edelim. Bu sefer de bir A artı B'miz var. A artı B'nin ben pozitif olduğunu biliyordum. Ve sevgili arkadaşlar A artı B, C'den daha küçükmüş. E şimdi düşünelim burada. Ben C'nin A artı B'den daha büyük olması gerektiğini biliyorum. Ama aynı zamanda B'ye A eklemiş, B'ye C eklemiş. E burası daha büyük olmuş yani A kesinlikle C'den daha büyüktür demiştik size daha öncesinde. A C'den büyüktü ama B'yi eklediğim takdirde A'nın üzerine B'yi eklediğim takdirde C bunlardan büyük oluyorsa demek ki benim buradaki en küçük sayım nedir? B'nin ta kendisidir. O halde gençler en küçük sayı B. Ve en küçük sayı B iken A da C'den daha büyükse ve en küçük sayıda B ise BCA sıralaması benim için doğru seçenektir. Doğru cevabımız C şıkkının ta kendisidir. Ve devam 30. sorudayız. A ve B gerçel sayı olmak üzere A artı 8'in mutlak değeri 2A'ya B eksi A'nın mutlak değeri de 3B'ye eşitmiş. A artı B toplamı soruluyor. Şimdi öncelikle bak güzel kardeşim uyanık olacaksın. Buradaki A ve B %100 sıfırdan büyük sayılardır. E sebep Hocam bunların sonuçları mutlak değerli ifadelerin sonuçları pozitif olması gerekiyor. En küçük sıfırdır zaten. Dolayısıyla A ile B sıfırdan büyük veya eşittir diyebilirim en kötü. Ama kesinlikle negatif değildir. O halde A artı 8 dedim mutlak değerin içi. Ya 2 A'ya eşittir ya da A artı 8 eksi 2 A'ya eşittir diyelim. Buradan A'yı bu tarafa atarsam 8 gelir. Burada eksi 2 A'yı bu tarafa 8'i bu tarafa atarsam 3 A eşittir eksi 8 ve a eşittir eksi 8 bölü 3 gelecektir. A'nın pozitif olması gerekiyor demiştik. O zaman eksi 8 bölü 3'ün ne işi var burada? Demek ki çözüm burada patlıyor. A kesinlikle 8. A 8 iken geldim şuraya. B eksi 8 oldu mu içerisi? Eşittir 3 çarpı B mi oldu? O halde B eksi 8 ya 3B'dir diyeceğim ya da B eksi 8 Eksi 3B'dir diyeceğim. Buradan 2B eşittir eksi 8 ve B eşittir eksi 2 gelir. Ama B pozitifti negatif olamaz. Dolayısıyla çözüm burada patladı. Sağ tarafa bakıyorum. Umarım oradan gelir ki gelmesi lazım. 4B büyüktür e, eşittir özür dilerim. 8 ve B eşittir 2 geldi. Bak pozitif. Dolayısıyla A 8'miş B de 2'ymiş. E bunların toplamı sorulmuş hocam. 8 2'nin toplamı 10 yapar. Ve doğru cevap C seçeneği olur sevgili gençler. Evet. Ses falan biraz yoruldu Tabi ama durmak var mı? Yok. Bizde öyle geri vites R yok. Ben Ankara'lıyım arkadaş. Bizde geri vites olmaz. Biraz da Sincan'a da yakın oturuyor böyle. Oo, Eti Meskul Sincan'a da yakın oturuyoruz. Hiç sıkıntı olmaz bizde tamam mı? Bak Ankara'dan bahsedince K'ler olmaya başladı bile bende. Evet gençler. Umarım, umarım ee, az önceki molamızda da bahsettiğim gibi faydalı oluyordur. Bak 30 tane soru çözdük. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. 30 kere söyledik. Geriye kaldı 10 tane sorumuz ama bu 10 soruyla alakalı şimdi benim senden ricam var. Bu 10 soru sevgili arkadaşlarım bizim biraz bilgimizi sınayacak. Tamam mı? Ve birbirinden de değerli. Şimdiye kadar eğer sen birim hesabı yaparsak 100 birim dikkatli dinlediysen şimdi bundan sonraki soruları 900 birim dikkatli dinlemeni rica ediyorum senden. Aman ha aman bu soruları işaretle dediğim her soruyu işaretle ve bunları mutlak surette ara ara bu kitabı aç ve bak başucu kitabın olsun senin bu kitap. Ara ara bu soruları aç, ah S.M.L. Hoca bunu işaretle demişti, ben bunu bir tane tekrar çözeyim, çözmeye çalış, çözersin. İlla ki ama ara ara kendine bu soruları hatırlat. Hatırlatmazsan kodluyorum. O L A M A Z. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Eğer sen bunları hatırlatmazsan kendine istediğin kadar bak istediğin kadar konu çalış, istediğin kadar yap. Olmaz. O kadar da iddialı bir biçimde söylüyorum. Sen bunları işaretle. Seneye sınava girdikten sonra 2024 yılında Haziran ayında sınava girdikten sonra bana mesaj at mesaj atacaksın. Diyeceksin ki hocam senden Allah razı olsun o işaretlediğin sorular tek tek ama tek tek karşımıza çıktı. Tamam hepsi çıkmayacak tabii ki. İşaretlediklerimin arasından karşına çıkan sorular olacak. Tamam. Evet devam edelim mi? 31. soru. Evet şöyle aşağıda inelim. Ne diyor 31'de? X, Y, Z birer gerçel sayı olmak üzere. X sıfırdan küçükmüş. Y 0 ile 1 arasında pozitif bir basit kesir ve Z 1'den de büyükmüş. Tabi pozitif oluyor doğal olarak. Buna göre bize bir de KLM vermiş. Bunları da X, Y'ye Z'ye bağlı olarak vermiş. 1, 2, 3 vermiş. M küçüktür K, L küçüktür Z ve Y küçüktür L. Hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Daima diye soruluyor. Dikkat et. Şimdi öncelikle K sayısı X ile Y'nin çarpımıdır demiş. X ile Y'nin çarpımı bana negatif bir sayıyı verecektir. K negatif. L sayısı Y ile Z'nin çarpımına eşitmiş arkadaşlar. Ee, burada gerçi şöyle yapalım daha da mantıklı ve güzel olacaktır. Kusura bakmayın. Bir 30 saniyenizi çaldım. Şimdi K dediğim sayı X çarpı Y'ymiş ya onu getirip şurada yerine yazalım. X çarpı Y. Şöyle yaptım. M neymiş arkadaşlar? X çarpı Z. Her iki tarafta X mi var güzel kardeşim? Götür X'leri. Hop. Hop. Ne oldu? Z'nin Y'den küçük olduğunu iddia ediyor. Ama şöyle bir durum var. Lan buradaki x'leri götürdük de biz. x'ler negatifti. x'ler nasıl götürülür? x'e bölerek. E sen şimdi her iki tarafı negatife mi böldün? Hocam negatife böldüm. O zaman işareti de yön değiştir. Güzel kardeşim. Yani z y'den büyük oluyormuş buna göre. Peki z y'den büyük müydü? Evet büyüktü. Demek ki birinci öncül doğru. Geçtim ikiye. L neymiş? Y ile z'nin çarpımı. Küçüktür z diyor. Z pozitif. Her iki taraftaki z'leri böldüm z'ye. Burada 1 kaldı. Y sayısı 1'den daha küçüktür diyor. Y 1'den küçük müydü? Evet o zaman bu da doğrudur. Geçtim 3'e. Y sayısı küçüktür L demiş. L neydi? Y Z. Her iki taraftaki Y'lere bölersem 1 küçüktür Z kalır. Y pozitif olduğu için işaret yön değiştirmedi. Z 1'den büyük müydü? Evet büyüktü. Doğal olarak 3. öncülde doğru. Demek ki bizim cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktı. Tam anlamıyla mis gibi bir TYT sorusu mutlaka işaretle. Tamam. Devam ediyorum 32. soruyla. Aşağıdaki gerçel sayı doğrusu üzerinde K ve L sayılarının bulunduğu aralık gösterilmiş bize. Çok dikkatli dinle. K burada, L burada. Şurada da D diye bir nokta var. Buna göre K çarpı L çarpımının değeri hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi K dediğim sayı eksi 2 ile eksi 1 aralığında. Eksi 2 küçüktür. K o da küçüktür. Eksi 1. L dediğim sayı da 0 küçüktür. L küçüktür. 1. 0 ile 1 aralığında. Peki KL nerede? Bunu nasıl yapıyorduk? Eksi 2 ve eksi 1 diyorduk. 0 ve 1 diyorduk. Daha sonrasında bir tablo çiziyorduk değil mi? Bu eşitsizlikleri birbiriyle çarparken en kolay metot buydu. Peki 0 kere eksi 2 0, 0 kere eksi 1 0, 1 kere eksi 2 eksi 2, 1 kere eksi 1 eksi 1. Tablodaki en küçük sayı eksi 2, en büyük sayı da sıfırlardan birisi. Yani bizim için o zaman k ile l'nin çarpımı kesinlikle eksi 2 ile 0 aralığında olacakmış. Şimdi eksi 2 burada, 0 burada. K'yı zaten kullanmıştık ama cevap D mi? E mi? Yani direkt şunlar elendi. Cevap şimdi D mi E mi? Buna nasıl karar vereceğiz? İkisi de var. Buna şöyle karar veririz. Şimdi güzel kardeşim ben ne yaptım burada? Şuradaki K ile L'yi çarptım. L bizim için bir basit kesir. Unutma. L de K da özür dilerim. Burada bileşik kesir ama negatif. Yani mesela örnek veriyorum. Eksi bir buçuk gibi bir sayı. Ben bunu kalkıp 0 ile 1 arasındaki bir basit kesirle yani 1 bölü 2 ile çarparsam bu eksi 3 bölü 4'ün ta kendisi olacaktır. Yani otomatikman eksi 1'in sağ tarafına taşınacaktır. Çünkü basit kesir haline dönüştü. Demek ki D olamaz. Yani cevabımız bizim ne olacakmış? E şıkkı olacakmış sevgili arkadaşım. Mutlaka bu soruyla işaret koyuyorsun. Hem MSU'de hem TYT'de hem AYT'de karşına gelebilir. Devam 33. X, Y ve Z pozitif gerçel sayılar olmak üzere x artı y artı z burada 8 küsür bir sayıymış. Yani x artı y artı z kesinlikle 8 ile 9 arasında bir sayıymış. x'in y ile mutlak farkı 5 küsür bir sayıymış. Yani x eksi y'nin mutlak değeri sevgili arkadaşım 5 ile 6 aralığındaymış. Ve x eksi z'nin mutlak değeri de nerede? 2 ile 3 arasında yani 2 ile 3 aralığında diye şu şekilde ifade edilebilir. Pekala ölçümleri yapılmış. Buna göre bu eşitsizliklerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi birinci eşitsizliğimize bakalım. Ben bu eşitsizliği 2 ile çarparsam 2x eksi 11'in mutlak değeri küçüktür 1 yapar. Böylelikle 2x 11 eksi 1 ile 1 aralığındadır diyebilirim. Mutlak değeri kaldırdım. Her üçüne de 11 eklersem 10 küçüktür 2x bu da küçüktür 12 yapar. 2'ye bölersem 5 küçüktür x küçüktür 6 gelir. Yani birinci öncülün iddiası şu. X'ler 5 ile 6 aralığındadır diyor. Tamam bu bir cepte. 2'ye bakalım. Y eksi Z 2 ile 4 aralığındadır diyor. Şimdi Y eksi Z dediğimiz kısım 2 ile 4 aralığındaysa Y eksi Z ya 2 ile 4 aralığındadır ya da Y eksi Z eksi 4 ile eksi 2 aralığındadır. Mutlak değeri kaldırdım. Bir artılı bir eksili yaptık tamam mı? E şimdi buna göre düşünecek olursak biz bir de 3'e bakalım da ondan sonra yapalım. Şu birinci iddiaydı. Şu ikinci iddiamız veya bu. Şimdi üçüncü iddiayı da hangi rengi kullanmadık? Farklı bir renkle yapalım gençler. Kırmızı mavi siyahı kullanmadık. Siyahı da şurada gösterelim. Şunu 2 ile çarparsam 2y eksi 1'in mutlak değeri küçüktür 1 olur. Böylelikle eksi 1 küçüktür 2y 1 o da küçüktür 1 gelir. 1 eklersem 0 küçüktür 2y küçüktür 2 olur. 2'ye bölersem 0 küçüktür y küçüktür 1 olur. Üçüncü iddia da bu. Şimdi ben ya şunların arasında şunların arasında doğru olanları bulacağım. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar eğer ki x'i burada en büyük sayı olarak düşünecek olursak y ve z bunlardan daha küçük. O zaman ben şu kısmı x eksi y olarak kabul ederim. Burayı da x eksi z olarak kabul edebilirim. Tamam mı? Ve daha sonrasında ben x artı y artı z'nin aslına bakarsan aslına bakarsan 8 ile 9 arasında olduğunu biliyorum. Yani şu şekilde 8 şu şekilde 9 olduğunu biliyorum. Ve x eksi y için değer aralığımız da bak x eksi y için olan değer aralığımız ne olacaktır sevgili arkadaşlarım bizim? 5 ile 6 aralığında olacaktır. Şu şekilde. Ve x eksi z için olan değer aralığımız da tabii ki 2 ile 3 aralığında olacaktır. E şimdi güzel kardeşim ben bunların her birini toplasam. 8 2 daha 10 5 daha 15 yapar. 9 6 daha 15 3 daha 18 yapar. Eksi y artı y artı z eksi z gider ve 3x kalır. 3'e bölersem de 5 küçüktür x küçüktür 6'yı bulurum. Yani x 5 ile 6 aralığında çıkar aynı birinci öncülde söylenildiği gibi. Ama x'i en büyük kabul edersem. Tamam. Neden x'i en büyük kabul ediyorum? Çünkü burada x y z'nin toplamı 8, 8 küsürdü ya. E bundan y çıkınca bu 5 küsüre düştüyse demek ki burada y'yi daha büyük olarak kabul et, x'i daha büyük olarak kabul edebilirim. Aynı şekilde bu da beni şuradan destekliyor. x 8, z. Yani bundan z çıkınca da yine 8'den küçük bir değer kalıyor. E tamam devam. Şimdi şuna bakalım. Ne demişti bize ikinci öncülde? Şunları kontrol etmemiz gerekiyor. E şimdi ben şurada bak bulmuştum. Hemen gösteriyorum. Farklı bir renkle gösterelim. Şu ve şunu bulmuştum. E şimdi güzel kardeşim bana ne lazım? Y eksi Z lazım. Y'den Z'yi nasıl çıkarırım ben? Şundan şunu çıkarırsam eksi Z kalır artı Y kalır X'ler de birbirini götürür. E çıkaralım o zaman nasıl çıkaracağım? E eksiyle çarpmam gerekiyor ya. Eksi 6 küçüktür Y eksi X o da küçüktür. Eksi 5 gelir. 2 küçüktür X eksi Z o da küçüktür. 3'ü altına yazarım ve toplarım. Eksi 4 küçüktür. Y eksi Z o da küçüktür. Eksi 2 yaptı. Ben zaten şu veya şundan bir tanesini doğrulamam gerekiyordu ya. Bak doğruladık. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. Ve şuna bakmam gerekiyor. Acaba y gerçekten sıfırla bir aralığında mı diye kontrol etmem gerekiyor benim. Bunu da kontrol edebilmek için şunu biliyoruz. X'in değer aralığı. 5 ile 6 aralığıydı. Şimdi 5 küçüktür. X o da küçüktür 6 idi. E peki biz bir de gençler x eksi y'nin değer aralığını biliyoruz. x eksi y'nin değer aralığını ne olarak kabul etmiştik? Yine 5 ile 6 aralığında. 5 küçüktür x y bu da küçüktür 6. E şimdi ben x'ten y çıkarıyorum. E gene 5 ile 6 aralığına düşüyor. O zaman bu y dediğimiz sayı kesinlikle ama kesinlikle 0 ile 1 aralığında küçük bir değer. Yani basit kesir. Bak 0 ile 1 aralığında. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. Ve cevabımız 1, 2, 3'ün ta kendisidir. Yani cevap e şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Dördüncü soru. İsmail ben Deniz. 3 basamaklı ABC sayısını aşağıdaki işlemleri uyguluyor. ABC'den 10A eksi B'yi çıkarıyor. Artı B'yi çıkarıyor. ABC'den 10A artı C'yi ve ABC'den 10A 10B eksi C'yi çıkar, Artı C'yi çıkarıyor. Yani bu ne demek? ABC eksi 10A artı B demek. Burası ABC eksi 10A artı C demek. Burası da ABC eksi 10B artı C demek. Bu ne demek? ABC eksi AB2 basamaklı sayısı demek. Bu ABC eksi AC2 basamaklı sayısı. Bu da ABC eksi BC2 basamaklı sayısı demek. Ve burada X, Y'den, Y, de Z'den küçükmüş. Yani en küçük bu, en büyük buymuş. O halde aslına bakarsan şunu söyleyebilirim. Çıkarıldıkları için AB, AC'den büyük, bu da BC'den büyüktür diyeceğiz. Neden? Çünkü çok çıkarsa az kalır, az çıkarsa çok kalır mantığıyla. Tamam mı? E madem öyle, şu ikisine bakalım. İkisi de onlar basamağı A. E bu bundan büyükse demek ki BC'den kesinlikle büyük. Daha sonrasında AC iki basamaklı sayısı BC iki basamaklı sayısından büyükse kesinlikle AB'den büyük. Yani şöyle bir sıralama geçerli. AB'den B'de C'den büyük. E şimdi birinci öncüle bakalım. C'den B'yi çıkarmış. C'den B'ye çıkarsa negatif bir sonuç elde ederiz. Ve sonucun negatif olmasına imkan yok. Gitti. AB sayısı AC sayısından zaten büyüktü. Ve büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. Olduğu gibi çıkar. ikinci öncül doğrudur. A'dan C'yi çıkarmış. A'dan C'ye çıkarsa pozitiftir. Ve karşında da pozitif olan A-C'yi bulmak zorundayız. Demek ki bu da doğru. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Doğru cevap D şıkkıydı sevgili arkadaşlarım. Hemen bu sayfadan sizlere işaretlemeniz gereken soruları da söylüyorum. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Evet burada sevgili arkadaşlarım 30. soru TET için işaretlenecek. 33. sorumuza bakacak olursak da TYT için işaretlenecek. AYT için de işaretleyebilirsiniz. Ve 34. sorumuz MSU veya TYT için işaretleyebilirsiniz. Devam ediyorum. 35. sorumda bir diğer sayfadayım. A ve B tam sayı. Bak tam sayı unutma. B bölü A sıfırdan küçük. Yani A ile B'nin işaretleri birbirinden farklı. Ve, ve A mutlak değer A'dan daha küçükse A kesinlikle negatiftir. E, A ile B'nin işaretleri farklı dedik o zaman B de pozitiftir. Ve diyor ki B küçük veya eşittir 4 artı A. Hadi bakalım. Bunların tam sayı olması gerektiğini biliyorum ben. Ve A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri o halde eksi 1'dir. 4'e eksi 1 eklersen burası 3 olur. Peki 3'ten daha küçük olan pozitif tam sayılar hangileri? E, 1 var, 2 var. Eşitlikte olduğu için 3'ü de alırım. Peki A eksi 2 olursa hocam burası 1 ve 2 olur o zaman. Peki A eksi 3 olursa o halde sevgili arkadaşlarım burası sadece 1 olabilir. Böylelikle kaç farklı AB ikilisi vardır diyor. Eksi 1 için 3 tane, eksi 2 için 2 tane, eksi 3 için 1 tane olduğuna göre toplam 6 tanedir. Ve cevabım D şıkkıdır. İşaretliyorsun canım kardeşim işaretliyorsun. Devam 36. soru. Kemal, Leman ve Mustafa yani KLM sırasıyla birbirinden farklı pozitif KLM tam sayıları belirli belirliyor. Bilinen bu sayıların mutlak farklarının oluşturduğu küme 6, 9 ve x'tir. ve KLM'nin toplamı 69 olduğuna göre K, L ve M'den en büyük olan sayı hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi gençler, burada örnek veriyorum. Benim bir sayım 10ken mutlak farkın 9 olması için diğer sayı 1 olabilir veya 19 olabilir. Mutlak fark 6 iken mesela 4 olabilir veya 16 olabilir. Veya burası 19 ise 19'dan 6 fazla 25 de olabilir. Bu şekilde mutlak farkların oluşturduğu küme 6, 9 ve x'miş. x'in kaç olduğunu tabi ki de bilmiyoruz. E şimdi ben bir sayıyı kümenin içerisindeki bir sayıyı a seçersem mutlak farkı 6 olacaksa bunu a artı 6 seçebilirim. Mutlak farkı 9 olacaksa bunu da a artı 9 seçebilirim. Böylelikle böylelikle a artı 9'dan a artı 6'yı çıkararak x'in de 3 olmasını sağlayabilirim tabii ki. E tamam güzel e şimdi bunların toplamı bunlar olabilir dedik. Daha farklı şeyler de olabilir varyasyonlar ama bunlar olabilir dedik. Topladım 3A artı 15 geldi. Eşittir 69. Peki 3A kaç olur arkadaşlar? 54. Peki A kaç olur? 18 olur. A 18 iken en büyük olan sayı A artı 9 18'e 9 ekledim 27'yi buldum. 27 olabilirmiş. Bu cepte. Daha sonrasında A seçtim birini. Ötekini mesela A artı 6 seçelim. Bir diğerini de bu sefer A eksi 9 seçelim. Böylelikle bunun bundan farkı 9, bunun bundan farkı 6, bunun bundan farkı 15. Demek ki ikisi de 15 buluyormuşuz demek oluyor bu. Bunları toplarsam ben 3a-3 gelir. Toplamı 69 ise 3a eşittir 72'yi bulurum. a sayısı eşittir kaç olur? 24 olur. a 24 iken en büyük sayımız a artı 6 ise 6 eklersem 30'u bulurum. Ki buradaki 30 da zaten bize veriliyor. 31'i bulabilir miyiz? Arkadaşlarım bunu da deneme yanılma yöntemiyle elde etmemiz gerekiyor ve 31 hiçbir şekilde elde edilemiyor. Yani benim cevabım neymiş? 1 ve 2 o halde cevap B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlarım. 36. sorumuz bakın ne MSÜ ne AYT tam olarak birebir TYT sorusudur. Tamam birebir TYT'de karşına çıkabilecek bir sorudur dedik ve 37. sorumuzda devam ediyoruz. X, Y, Z gerçel sayı olmak üzere. Y'nin sıfıra olan uzaklığı bak böyle okuyorum bunu. Sen de böyle okuyacaksın. Başka türlü değil istemem. Y'nin sıfır olan uzaklığı Z'nin sıfır olan uzaklığından bu da X'in sıfır olan uzaklığından daha küçükmüş. Yani X sıfıra en uzak olan olmalıymış. Buna göre X, Y, Z'nin sayı doğrusu üzerindeki gösterimleri hangisi veya hangileri olabilir diye soruluyor x'in sıfıra olan uzaklığı en fazla olan sayı olmasını gerekiyordu. Burada z'ninki bu kadar ya da bu kadar. Y'ninki bu kadar, x'inki bu kadar. x daha büyük. Sonraki sıralama z olması gerekiyordu. Sonra da y olması gerekiyor. Demek ki 1 olabilir. Burada en büyük olan x değil, en küçük olan x. Dolayısıyla 2 olamaz. Buraya bakıyorum. Y burada, y burada. Şimdi z'nin olan uzaklığı burası y'den büyük. Güzel. Eksi x buradaysa x burada olabilir. Burada da olabilir. Ama şöyle bir durum söz konusu unutma. Olabilir diye sorulduğu için x'in burada olduğunu düşünecek olursan zx'den, zx'den, z x'den z x'den z büyük z'de y'den büyük olacaktır. Dolayısıyla bu da olabilir. Yani benim cevabım 1 ve 3'tür Doğru cevap d'dir arkadaşlar. Buna benzer bir soru msü'de ve de karşına çıkma ihtimali mevcut. Cevaba d dedik ve devam ediyorum 38'de. A, B, C birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere mutlak A artı mutlak B artı mutlak C 3'müş. Şimdi buna göre bu üçünden hangileri kesinlikle sıfırdan farklıdır diye soruluyor. Şimdi ben bunu eksi 3, bunu 0, bunu 3 seçersem ya da 6 seçersem toplamları bunların ya da şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Burayı eksi 2, burayı 1, burayı 0 seçersem bunların toplamı 3 verir. Bak A'nın mutlak değeri 2 olur. Bunun mutlak değeri 0, bununki de 1 olur, toplarsam 3 olur. E bunları çarptığım takdirde 0'a eşit olur mu? B 0 olduğu için olur. Dolayısıyla kesinlikle 0'dan farklı diye sormuştu. 1 gitti. Geçtim 2'ye. A çarpı B artı C demiş. Şimdi B ile C'nin toplamı. na A ile çarpıyoruz? E A 0 olamaz mı? E olur. A 0 olabiliyorsa o zaman bu da gitti. Tamam. A 0 olabiliyorsa o zaman A da gitti. Peki A kere B artı C. Arkadaşlar A, B veya C'den herhangi bir tanesi sıfırsa diğerleri sıfırdan farklı olmak zorunda. O halde niye? Çünkü birbirinden farklı demiş. O halde gençler bunu sıfır seçersem burası sıfırdan farklı olur. Bunu sıfır seçersem burası sıfırdan farklı olur. Dolayısıyla hiçbir şekilde sıfıra eşitleyemem ben bu sayıyı. Cevabım yalnız 3 yani Bursa seçeneğiydi. Bu da tam olarak karşınıza TYT'de veya AYT'de çıkması muhtemel olan bir sorudur. Geçtim 39'a. Yıldız atabilirsin güzel bir soru. 3x 2'nin mutlak değerinden m'yi çıkarıp mutlak değerini almış ve n'ye eşitlemiş. Bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıymış. Bir elemanlıysa eğer bu mutlak değerli e, kısmın çözümü. O halde ben diyorum ki kritik noktadır o çözüm. He, e bunun kritik noktası ne? 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü yerine yazarsam burası ne olur? 0 olur. Şimdi n sayısı 1 ise m sayısı eksi 1'dir diyor. E yerine yazarsam burası 0 ya. Eksi 1 artı 1 yapar. Artı 1'in mutlak değeri eşittir 1'dir. Doğru mu? Doğru. N sayısı 1 ise x 2 bölü 3'tür ki zaten biz x'in 2 3 olduğundan yola çıkarak biz n'yi 1 olarak söylemiştik az önce. E doğal olarak bu da doğru. N 0 için m 0'dan büyüktür demiş olmasına ihtiyaç yok. Yani olabilir ama olmayabilir. Sonuçta burası 0 ise içeriği 0'a eşitleyen değerden bahsediyoruz. E şurası zaten 0'dı. E 0'dan ben m'yi çıkardım. 0 m eşittir 0 ise m zaten 0'ın ta kendisi. Yani 0'dan büyük olmaz. O halde cevabımız 1 ve 2 olacaktı. 39. sorumuzu da çözdük. Cevap B dedik. Ve gençler, 40. defa söylemeye umarım hazırsınızdır. Hadi hep birlikte. Aşağıda A ve B bakterilerinin yaşayabildiği en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri verilmiş. Mesela A bakterisinin sıca yaşadığı sıcaklık değerini A dersem Eksi 14 küçük veya eşittir. A bu da küçük veya eşittir. 8 derim. B'ninki ise sevgili gençler. Eksi 27 ile ne arasında? 6 arasında. Diyor ki bana ortamın sıcaklığı T santigrat dereceyken A ve B bakterileri bu ortamda yaşayabilmekte. Buna göre T'nin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi A ve B bakterileri aynı ortamda yaşayacaklar. Nasıl olur bu? Aha bunların kesişiminde yaşayabilirler alt sınırların büyüğü üst sınırların küçüğü olarak kesişecek bunlar. Yani eksi 14 küçük veya eşittir a ile b'nin birlikte yaşaması ve o da küçük veya eşittir 6. Şimdi bu aralığı mutlak değerli olarak ben nasıl ifade ederim? Çok basit bir yöntemi var beni dinliyorsun. Üst sınırla alt sınırın ortalan, ortancasını buluyorsun ortalamasını buluyorsun. Eksi 14 ile 6'yı topla eksi 8 bölü 2'ye eksi 4. O halde diyorsun ki t'nin Eksi 4'e olan uzaklığını bulmak için t eksi eksi 4 dersin. Bunun mutlak değerini aldın. Küçük veya eşittir diyorsun. Bu eksi 4'ün eksi 14'e veya 6'ya olan uzaklığı diyorsun ki o da 10'dur. İşte cevap bu. Yani şurası nedir? t artı 4'tür. Bunun mutlak değeri küçük veya eşittir 10 dememiz gerekiyor cevabımıza ki bu da bize c seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet işte bu kadardı. Ve tabi son olarak ekranımı değiştirdim ama sana son olarak bu sayfada da işaretlemen gereken sorular var. Onları da söyleyeyim. Bak şu tam olarak çok tatlı bir MSV sorusu oldu. 40. soru. Daha sonrasında da sevgili arkadaşım zaten bunu işaretlemiştik. 39. soruyu işaretlemenize gerek yok. Evet gençler 40 defa söyledik artık değil mi? Mutlak değer ve basit eşitsizlikleri arada denklemleri de kaynattık. 40 defa söyledik. Bu tarz sorunun haricinde bak bu tarz soruların haricinde sınavda farklı bir soru tipi bekleme. Tamam bekleme. Önemli olan aşırı derecede zor sorular çözmek değildir. Önemli olan ÖSYM'nin stilini anlamaktır. Hep söylüyorum 40 defa söyledim 41. defada söyleyeyim hiç gocunmam. Olay şu. Önemli olan zor soru çözmek değil. Önemli olan ÖSYM'nin stilini anlamak, onun tarzını anlamak, onun tarzına uygun sorular çözmektir. Ve ÖSYM bu ülkede belki 40 seneyi aşkındır sınav yapıyor, sınav düzenliyor. Sınavları düzenleyen kurumdur ÖSYM. Sınavları hazırlayan bir firmadır ÖSYM aslına bakarsan. Ve bu adamlar bu 40 seneden fazladır bu görevlerinde belki de 500'den fazla sınav yaptılar. Ve artık onların da bir stili var, onların da bir tarzı var. O stili, o tarzı anladığınız takdirde aşırı zor sorular çözmenize gerek yok ki. Aşırı zor sorular çözmek veya aşırı zor sorular yazmak sadece öğrencinin kendini tatmini veya yayın evinin kendini tatminidir. Başka hiçbir şey değildir. Önemli olan şey sınav tarzı soru çözmektir. Ne kadar çok sınav tarzı soru çözersen sınavda o kadar rahat edersin. Ama ne kadar çok zor soru çözersen sınav tarzı değilse eğer bittin abi sen başka hiçbir şey değil. Sonraki videomuzda görüşürüz. Seni çok seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen Unutma